İyi akşamlar. Berat TV ekranlarına hoş geldiniz. Metafizik alem başladı. Araştırmacı yazar Kürşat Berkan'la birlikte karşınızdayız sevgili seyirciler. Metafizik alemde bu akşam cin kabilelerini konuşacağız. Sizlerden de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili seyirciler, bizleri an itibariyle Berat TV'nin resmi YouTube kanalından da canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Lütfen yayınımızı beğenelim, paylaşalım. Aynı zamanda Berat TV'nin resmi YouTube kanalına da abone olmayı unutmayalım. Metafizik Alem başladı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk, teşekkür ederiz. Sağ olun, siz de iyisiniz. Allah razı olsun hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam hemen hızlı bir şekilde giriş yapalım. Bismillah diyelim. Buyurun. Bu yeni yayın döneminin 3. programı. Her hafta 2 hafta çok etkili izleyicilerimizle birlikte güzel programlar yaptık. Yeni stüdyomuzun bereketi. Evet hocam, hamdolsun. Bu akşam da yine geçen hafta yarıda bırakmıştık, haftaya bırakalım demiştik. Yoğun sorulardan dolayı. Evet. Tabii ki bu arada hocam yine soruları bekliyoruz. İzleyicilerimizden hemen şu an itibariyle bize yazabilirler sevgili seyirciler. Aynı zamanda Kürşat Berkan hocamın yorumlamanızı istediğiniz fotoğraflarınızı da bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sorularınızı da bekliyoruz. Hem YouTube üzerinden hem de WhatsApp hattımıza 0543 366 5050. Hocam cin kabileleri diyeceğiz bu akşam. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Cin kabileleri ve özellikleri neledir hocam? Buyurun. Şimdi Üstad şöyle başlayalım. Cinler dediğimiz zaman en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Cinlerin kabileleri var mı? Cinler nasıl yaşarlar? İnsanlara benzerler mi? Evet. Tabii bununla ilgili biz her programda terennüm ediyoruz ama bir kez daha söylemiş olalım. Onlar da tıpkı insanlar gibidir. Sadece bizim fiziki dediğimiz bir bedenimiz var. Onların da fiziki olmayan enerji bir bedenleri var. Bununla beraber onların kulluk vazifesi olan ve tıpkı insanlar gibi yemesi, içmesi, ibadet etmesi, evlenip çoluk çocuk sahibi olması ve çoğalması bizim bildiklerimiz arasında. Çünkü bizden hiçbir farkları yok. Onlar da söylediğim üzere kulluk vazifesiyle yaratıldı. وَمَا هَلَقْتُ الْجِنَّ وَاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana kulluk edin diye ben sizi yarattım diyen bir Rabbimiz var. Ayet-i Kerime'nin söylediği bu. Şimdi cinler hakkında da iki tür cinimiz var. Hani çok sorulan bir şey vardır. Biz de programlarda hatırlıyorsun çok bu soruyla karşılaştık. Ya ben de başka yerlere katıldığımda da bunu soruyorlar. Ya hocam hep cin diyoruz ya, cin dediğimiz için cin gelir mi? Hayır, sen ona cin diyorsun, o kendine cin demiyor. Yani sen cin 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 desen onlar için hiçbir etki yok. Onlar dönüp sana bakmaz bile. Yani sen sokağa çıkıp insan 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 desen sana deli derler. Onlar da sana deli der. Dolayısıyla onlardan bahsettiğin zaman sadece etrafında var ise ki ammar olan, ervah olan cinler, birazdan geleceğim ne olduklarına. Evet hocam. Ammar kabilesi mesela insanlara yakın olan kabilelerden bir tanesi. Hepimizin evinde var abi yani. Burada da var. Veya bizi izleyen arkadaşlarımızın yanında da mutlaka var. Ama bunlar insana zarar vermeyen, görevleri başka anlatacağım. Zarar vermeyen varlıklar. Sen şimdi kalkıp cin 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 dersen o sadece gelir bir kulak kesilir. Ne diyor bu deli? Falan diye sorar herhalde. Ama hocam bu dediğiniz gibi böyle sohbet arasında da aman işte onlardan bahsetmeyin. Onlardan bahsetmeyin. Gelirler. Üç harfli diyeyim falan. Evet, üç harfli diyeyim falan. Böyle de çok fazla kullanırız ama dediğiniz gibi hocam hiçbir etkisi yok. İnanın hiçbir etkisi yok. Tabii. Çünkü onlar kendilerine cin demiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir dakika hocam, onlar kendilerine cin demiyor mu? Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Evet öyle diyor. Hazreti Süleyman döneminde de onlara öyle deniyordu. İfrit deniyordu mesela. Ama onlar şeytan ve avanesi ya da en büyük peygamberleri olan candan gelen isimleri var. Neydi o? Hubs diyor mesela. Mesela biz ne diyoruz? Ya bizim sunucumuz erkek ya. Ya da yayın yönetmenimiz erkek abi bizim. Diyoruz ya. Erkek yok onda. Hubs var. Peki kadın? Kadının karşılığı ne? Kadının karşılığı da havais. Hubuis dedikleri de var. Erkeğe hubs, kadına havais. Ya da hubuis ya da hubs dedikleri de oluyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla sen bu arkadaşlara cin diyorsun. Onlar kendilerine cin falan demiyor ki. Mesela yine kendi aralarında kabileler arasında kullandıkları ve tabir ettikleri bir kelime var. Bu kelime de aslında bir
aşağılama metodu olarak ya da küçümseme metodu olarak kullanıyorlar. Şunu söylemek istiyorum, daha açıklayıcı olsun diye. Örneğin, daha önceki programlarda da anlatmıştım, bir kez daha söyleyeyim. Onlar bizden önce yaratıldı. Bizden 2000 yıl önce yaratıldılar. Ve şeytan aleyhillâne, yani iblis, yeryüzüne indirildiğinde Allah uhruc in biiznillah dediğinde o yeryüzüne inip burada yaşayan bizden önce haşrolunmuş, yaratılmış varlıkların hepsini bizim aleyhimize kandırdı ve kışkırttı. Ne dedi? Dedi ki yaratıcı yeni bir tür yaratıyor ve bu tür sizin yurdunuzu istilaya geliyor. Sizi öldürmeye geliyor. Peki neden söyledi bunu? Çünkü biz yaratılmadan hemen önce rivayetlerden ya da başka kaynaklardan ya da bazı Kur'ani ayetlerden farklı şekillerde perspektif açarak baktığımızda evet, biz hocam. Görüyoruz ki cinler azgınlık içindeydi. Allah'ın emir ve yasaklarına uymuyorlardı. Sapkınlık içindeydi. Bozgunculuk, Kur'ani tabirle bozgunculuk yapıyorlardı ve bazı beyanlara göre meleklerle savaştılar. Karşı çıktılar. Çünkü onlar birbirlerini görebiliyorlardı. İkisi de aynı enerji boyutta olduğu için. Dolayısıyla bunlardan sonra o iblis şeytanlara, o iblis cinlere, düzelteyim, o iblis cinlere Allah yeni bir tür yarattı. Sizi cezalandırmaya geliyor diyerek kandırdı. Bizi düşman ilan ettirdi ve onların çoğuna göre biz onların aslında dünyasını istilaya geldik. Bu nedenle birçok varlık, birçok cin bir küçümseme aracı olarak bizleri sevmiyorlar, haz etmiyorlar, bizlere düşmanlar ve düşmanlıklarını halen devam ettiriyorlar. O yüzyıllardan beri düşmanlar bize. Evet hocam. Dolayısıyla bu varlıkların içinde bize yakın olanlara kendi içlerinde mirul deniyor ya da mir deniyor. Mir ne demek ya da mirul ne demek? İnsana yakın, Adem'e yakın cinler, Adem'e yakın varlıklar, Adem'e yakın kabileler. Şimdi mirul olanların içine biz Ammarları da katıyoruz. Ammar kabilesini de katıyoruz. Ammar'dan da biraz bilgi vereyim yeri gelmişken. Lütfen hocam. Ammar kabilesi bir hadiste der ki, siz eğer bir şeye, bir işe besmelesiz başlarsanız şeytan ve arkadaşları ona ortak olur. Su içeceğim. Bismillah demezsen buna ortak olacak. Ben koyduğumda benim yediğimden o beslenecek. Peki niye? Yani ben Bismillah diyeyim demeyeyim. Bunun manası ne yani? Evet. Ben Bismillah desem de beslenecek. Bismillah demesem de beslenecek. Hayır öyle değil. Burada tıpkı Nikola Tesla'nın söylediği gibi evrenin enerji sistemi işliyor. 1 ile 9 arasındaki alfa numerolojik sayılar devreye giriyor. Dolayısıyla biz Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde buna bir enerji transferi yapıyoruz. Bu enerji rahmani bir, pozitif bir enerji ve bunu koruma altına alıyoruz. Dolayısıyla negatif bir enerji buna temessül edemiyor. Bu birincisi. Evet. İkincisi ise bu varlık gelip bizim kullandığımız bir eşyaya, yediğimiz yemeğe, giydiğimiz kıyafete herhangi bir şekilde temessül etmesi bizim için dedik ya pozitif bir enerji aktarımı. Peki onun için ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ammar kabilesi görevini yapıyor. Görevi ne? Ayette diyor ya hani şeytan mühlet istiyor. Mühlet istedikten sonra Rabbimiz ona izin veriyor. Ondan sonraki devam eden ayetlerde diyor ya onlar mallarına ve çocuklarına ortak oldular. Bak çocuklarına burası da çok önemli aslında. Anlatırız burayı da. O mallarına dediği yer işte burası. Peygamber Efendimiz ne diyordu? Besmeleyle. Eğer biz Allah'ım dişi ve erkek şeytanların şerrinden bizi görmesinden sana sığınırız demezsek hadis-i şerif onlar diyordu ortak olur. İşte Ammar kabilesi bizim besmele çekmediğimiz, kullanırken Allah'a sığınmadığımız her şeye ortak oluyor. Ortak olmasının iki tane etkisi var. Bir, bizlik etkisi. İki, onların alemindeki etkisi. Bizim alemdeki etkisi, kendi negatif enerjilerini senin giydiğin gömleğe transfer ettiler.
Sonra gömleği giyiyorsun. Gün boyu böyle. Oradan da bana geçiyor. Ay, tabii. Gün boyu böyle kendinden geçmiş haldesin. Moralin yok. Ona buna sataşıyorsun. Çünkü negatif enerji taşıyorsun üzerinde. Bizlik etkisi bu. Onlarlık etkisi de. Ammar Kabulesi'nin görevi ne dedik? İnsanların kullandığı her şeye müdahale etmek. Kullanmak, faydalanmak. İkinci etkisi, yani onların alemindeki etkisi de kendi görevlerini yapmaları. Ammar kabilesinin cinleri geliyor insanların yanına. Diyor ki ya bu Hüseyin Bey bu bardaktan diyor su içti. Oh ne güzel diyor, besmele çekmedi. Tövbe etmedi. Şükretmedi. Tamam diyor. Ben hemen bunun malına ortak olacağım. Görevimi yaptım diyor. Benim babam şeytan. Öyle diyor. Benim babam şeytan. Yaratıcıya diyor söz vermişti. Ben onların malına ortak olacağım diye. Bak diyor nasıl unutturdum ona besmele çekmeyi ve diyor malına ortak oldum. Ammar kabilesi görevini yapıyor abi. Biz de görevimizi yapmamız gerekiyor. Harikasın ya. Biz görevimizi yapıyor muyuz? Bunu sorgulayacağız işte. Şimdi tabii ki sadece Ammar kabilesi yok. Mesela insanlarla en çok uğraşan kabilelerden ve en sıkıntılı kabilelerden bir tanesini de burada söyleyelim. Belki bunu da izleyicilerimiz ilk defa duyacaktır ismini. Betri ya da Betrul diye bir kabile var. En sıkıntılı kabilelerden bir tanesi. Şimdi bu adamlar, çoğu da erkek. Bu adamlar o kadar garip varlıklar ki abi. Bazen evde mesela oturuyorsun. Açmışsın televizyonu. Televizyonu gayet güzel izliyorsun. Keyfin yerinde. Bu problem yok. İki dakika sonra hanımın geliyor diyor ki ya bey şu ayaklarını diyor kaldır da şu makineyle bir alayım. Allah sanki senin annene küfretti. Çıldırıyorsun. Başka temizleyecek zamanım yok. Defol git şuradan. Şimdi mi aklına geldi? Bak aniden sinirin fırlıyor. Ve bu emin ol bak yazsın izleyicilerimiz herkes de oluyor. Ani sinir fırlaması. Betri ya da Betrul kabilesinin görevi bu abi. İnsanlara ani sinir çıkışları yaptırmak. Birbirlerine düşman etmek. Ve ağızlarından kötü söz çıkarmak. Hocam bunu... Ne yaptılar? Saptırdılar. Ne diyordu şeytan? Yollarından saptıracağım ben onları. Bak saptırdı işte. Hocam ülke nüfusunu oranı... Yarısı böyle. Yarısından fazlasıdır hocam yani. Yani belki de hocam bu hepimizin ağzından çıkıyordur. Yani işte bir hafta sonumuz var, bir izin günümüz var. İşte temizlik gününü, temizlik anını şimdi mi buldun diye. Tabii tabii. Böyle... Hayır dışarıda da öyle. Mesela trafikte bir tanesi sinyal veriyor. Önüne kuruyor. Tut 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 kornaya basıyoruz. Ya girme oraya. Ne işin var? Çık lan oğul benim. Ya bir dakika abi sakin. Sakin. Allah'a bir sığınmazsak böyle sinir krizleri yaşarız. Ben de çok sinirli bir adamım. Gerçekten ben de. Ama ben tabiatım gereği de sinirliyim. Akrep burcuyum. O yüzden de sinirliyim. Fakat Betrul kabilesi ya da Betrul kabilesi benimle uğraşmıyor mudur? Bence uğraşıyordur yani. Benim de çok bazen böyle ani sinir çıkışlarım olabiliyor. Dolayısıyla baktığımızda ben çevreme de baktığımda çok kişiyle uğraşıyorlar. Ama burada şunu belirtelim. Bu Ammar kabilesi ya da Betrul kabilesi insanlara musallat olan varlıklar değil. Yani sapla samanı karıştırmayalım. Musallat çok başka bir olay. Çok özür dilerim. Bu çıkışı yapan, bu tarz davranışlarda bulunan herkesle bu kabile uğraşıyor mudur? Hayır. Diyebilir miyiz böyle? Hayır. Bu çok uç bir iddia olur. Ama ben kabilenin görevini söylüyorum. Anladım hocam. Betrul kabilesi insanlarda ani sinir çıkışları yaptırır. İnsanları birbirine düşürür. İnsanların ağzından özellikle, bak bu en çok sevdikleri şey. İnsanların ağzından özellikle kötü söz çıkmasını isterler. Abi ben bugün bakıyorum çok üzülüyorum ya. Yani 10 kişiden 8'inde ağzında çok kötü küfürler var ya. Arkadaş ortamında bile. O ona bilmem ne yapayım, o ona bilmem ne yapayım. Ya abi bu kadar mı ahlakımız yozlaştı ya? Çok üzücü ya. Yapmayın arkadaşlar. Arkadaş ortamınızda olsanız bile yapmayın. Allah rızası için yapmayın. Bakın sizin ağzınızdan o küfürler sürekli onu yapayım bunu yapayım diye çıkıyor ya. Vallahi billahi tillahi Betrul kabilesi sizinle uğraşıyor ya. Vallahi uğraşıyor abi. Küfredenlerin çoğuyla uğraşıyor. Yoksa insanın tabiatına ters küfretmek. Allah öyle buyurmuyor mu? Ben insanı en güzel şekilde yarattım diye. Evet. En güzel yarattığı insan mı bu? Esfeli safiline nasıl düşüyorsun sen? Nasıl düşüyorsun yani? Çünkü seninle uğraşıyor. Uğraştığı için bu haldesin. Ne diyeceğiz? Tövbe edeceğiz abi. Yani her işe besmeleyle başlayacağız. Ya, tabii ki, değil mi hocam? Tabii ki besmeleyle başlayacağız. Çok üzülüyorum abi ben görünce ya. Gerçekten ama çok hocam üzülüyorum. Yani biz maalesef yani hepimiz bir öz eleştiri yapalım yani. Örneğin bugün sosyal medyaya baktığımız zaman yani kendi aramızda dedik ki hocam
arkadaş ortamında da sürekli küfürlü konuşuyoruz. Espri yaptığımızı zannediyoruz. Ama, evet, heh, bravo, espri. Ben diyor şaka yaptım hocam diyor. Ya. Ama hocam bizim şakalarımız, komedilerimiz, bizim sinemamızın da büyük bir bölümü bunlardan oluşmuyor mu? Yani ve bu tarz filmler rekorlar kırmıyor mu hocam? Yani hepimiz gidiyoruz, izliyoruz ve bunlar... Yani ama orada bizim kültürümüz demeyelim onu ya. Bizim kültürümüzü yozlaştırmaya çalışanların ve yaptığı yapımlar. Bize empoze edilen hocam yani. Ve ama peki bunları da satın alıyoruz peki işte. Peki ben sana bir şey sorayım abi. Doğru söylüyorsun. Şu an sinema kültürümüzde bunlar var. Bel altı küfür etmeden komedi filmi çekilemeyeceğini düşünüyorlar herhalde. Bence gayet güzel çekilebilir. Örnekleri de var. Peki ben sana bir şey sorayım. Bundan 25 yıl önce komedi filmi yok muydu? Vardı. Bu kadar ağır küfürler var mıydı? Yoktu abi. Demek ki içinde küfür olmadan da komedi filmi çekilebiliyor. Bunların da başka sıkıntıları vardı. Biliyorsun. Evet. Orada da başka sıkıntılar. Orada da başka mesajlar. Göndermeler vardı. Göndermeler, mesajlar. Subliminal mesajlar vardı. Ama dediğiniz gibi evet hocam yani katılıyorum. Bu kadar amiyane tabiri belden aşağıya bir söylem. Bu daha kötü yok. Bence. Şimdiki daha kötü. Çünkü aleni olarak ağzından bir şey çıkıyor. Ve sen bunu normalleştiriyorsun. Normalleştirdiğinde şu an ilkokula giden çocuklar bile birbirini seviyorlar ya. Ne biz oturuyoruz, kahkaha atıyoruz, alkışlıyoruz. Yani çok çok üzücü. Hocam aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz olayı. Yani hem bir genele de güncele de girmiş olduk. Şimdi bu tarz hareketleri yaptığımız zaman bir kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor. Başka bir yerden kandırıldığımızı hatırlayacağız. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyü lazim diyeceğiz hemen. Evet hocam. Müdahil olduğunu anlayacağız. Sorular çok biliyorum, farkındayım. Hocam bir kısa duyuru yapalım. Buyurun. Sevgili seyirciler, ikinci bölümde. Hatta birinci bölümün yarısında devam edebiliriz. Yetişirse ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama. Olabilir hocam. Şimdi evet sorular teşekkür ediyoruz. Geliyor hocam. İlk sorudan haksızlık olmaması için ilk sorudan başlayacağım değerli izleyiciler. Siz sorularınızı göndermeye devam edin. Bu arada YouTube'dan da sorular alacağız. Bizi YouTube üzerinden, telefondan, tabletten, bilgisayardan takip eden değerli izleyicilerimiz lütfen şu anda bizi kaç kişi takip ediyorsa ve bizi abone olmadan takip ediyorsa hocam. İzleyemedim mazereti yok yani. Yok. Her türlü platformda varız. Evet. Ama bir de hocam şunu da yapsınlar, bizi abone olmadan izleyen YouTube üzerinden evet. Takipçilerimiz lütfen Berat TV'nin resmi YouTube sayfasına orada abone ol butonuna bir basıyoruz. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Değil mi hocam? Aynen öyle. Lütfen bunu yapalım. Yayını paylaşalım ve beğenelim. Büyük harflerle yorumlar istiyoruz. Sevgili seyirciler, istirhamımızı teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kabileden daha bahsedeyim sana. Lütfen bu özellikle kadınları ilgilendiriyor. Ev hanımlarını, eşlerimizi, çocuklarımızı, kız kardeşlerimizi, gelinlerimizi ilgilendiriyor. Bu kabilenin ilginç bir görevi var. Şimdi izleyicimiz şöyle söyleyebilir. Ya bu cin kabilesinin hiç işi gücü yok mu? Hep insanlara bir şeyler yaptırıyor diye. Çok sayıda cin kabilesi var. Bizim saydığımız hani şey diyorlar çok klasik bir şey. Ya 7 tane büyük kabile. Hayır öyle bir şey yok. Bak hep bu çok söylenir. 7 tane büyük kabile evet, varmış. Neden böyle bu rakam? Yani şu yüzden zamanında birisi Havas kitabı yazmış. Bu Havas kitabı yazan kendi konuştuğu cinle konuşmuş. O da ona 7 tane büyük kabile olduğunu söylemiş. Bu. Fakat bu teyite muhtaç bir bilgi. Misal. Kesin bir bilgi diyemeyiz. Değil. Ben seninle konuşuyorum. Diyorum ki abi ya sizin alemde kaç kabile var? 7 diyorsun. Tamam ben not alıyorum. Bir problem yok. Doğru yapmış. Ama biliyorsun ki bilgi hele hele böyle muamma kısmı olan örtülü batini bir bilgi ise bunu bir de teyit etmek lazım. Mesela ben hep ne diyorum? Cin padişahları var. 7 bir tarafta, 7 bir tarafta. Hani Rahmani taraftakinin biri vefat etti demiştim. Evet. 7 bir tarafta, 7 bir tarafta. Bak cin padişahlarının 7 şeytani, 7 rahmani cin padişahı olması başka kaynaklardan da teyitlidir. Yani sadece bir kişi iddia etmemiştir. Fakat 7 tane büyük cin kabilesi olduğu iddiası gerçek dışıdır. Çünkü sadece bir kaynak, bir Havas kitabı yazmıştır. O bugünümüze kadar gelmiştir. Doğrusu birçok cin kabilesi vardır. Ha derseniz ki ünlenen hangileri? Evet ünlenen bu 7 kabile. Bizim bugün akşam anlattıklarımız da insanlarla uğraşmak adına görevli olan cin kabileleri. Bu anlattıklarımızın haricinde
başka cin kabileleri de var. İnsanları hiç haz etmezler, sevmezler, yanına yanaşmazlar, dağda bayırda yaşarlar, denizin dibinde yaşarlar Süleyman Peygamber'in çalıştırdığı cin kabileleri gibi. Evet. Çok güçlülerdir. Başka cin kabileleri de var. Fakat biz Adem olduğumuz için bizimle uğraşan varlıkları burada anlatıyoruz. Öbürlerine bize ne? Adamların bizle işi yok, bizim onlarla işimiz yok. Doğrudur. Şimdi gelelim kadınlar meselesine. Dasim diye bir kabile var. Nesim diye de geçiyor. Bizim Dersim'le karıştırmasınlar. Hani Nusaybin cinleri var, Dersim cinleri değil yani. Evet hocam. Şimdi bu Dasim cinleri ya da Dasim diye de geçer. Dasim cinleri, kabilesi daha doğrusu, görevleri çok ilginç. Görevleri insanları israf ettirmek. En ana görevleri bu. Ve bu israf eylemini gerçekleştirirken de hırsızlık da yapıyorlar. Çok aslında komik gibi gözüküyor. Mesela yemek yapıyor kadın. Pilav yapacak abi. İşte bir bardak pirinç koyuyor. Diyor ki ya bu bize yeter. Koyuyor, yapıyor pilavını. Diyor ki ya bugün bir buçuk bardak koyayım. Benim canım çok pilav çekiyor. Ya da bugün işte başka sulu yemek yok. Pilav çok yenir. Kalıyor, yenmiyor. Bu ve benzeri şeylerde mesela ekmek alınacak, iki tane alınacak. Ya diyor dört tane alayım da. Belki diyor hani şey olur. Yetmez. Bir daha ekmek aramayalım. Hayır. Peygamber Efendimizin sünneti. Diyor ki sofradan aç kalkınız. Yetmez diye bir şey yok. Yeter. Her türlü yeter. Yemek yetmedi mi? Meyve ye o zaman. Meyve yetmedi mi? Ya hiçbir şey bilmiyorsan otur çay iç. Ben hep söylerim şu çayı ben çok severim. Sen de bilirsin. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında olsaydı şu çay sünnet olurdu. O kadar güzel bir şey ya. Şimdi bu Dasim kabilesinin, Dasim diyeyim ben. Onlar kendileri Dasim diyorlar çünkü. Dasim kabilesinin ana görevi insanları israf ettirmek abi. Ne yapıp yapıp israf ettirmek. Hatta bazen dediğim gibi hırsızlık yapıyorlar bunun için. Nasıl hırsızlık mesela? Akşam eve gidiyorsun abi. Hanım senden şey istemiş. Ya işte gelirken bir tane yağ al. Bu arada yağlarda Elon Musk'ın roketi gibi olmuş. Uçuyor vallahi. İnşallah devletimiz müdahale eder de. Allah yardım etsin. Hocam insanlarımız vicdansız hocam. Ya gerçekten öyle. Baksana. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Konuyu da saptırmayayım istedim ama açtın yine. Yarama dokundun. Anlatayım sana. Hocam ben açmadım. Hani... Devletin bir marketi var yani. İsmini almayayım. Belki reklama girer diye anmıyorum. Devletin bir marketi var biliyorsun. Evet hocam. O markete giden bir akraba anlatıyor. Diyor ki ya bunu televizyonda anlatsana dedi. Dedim valla benim program cin programı orada anlatılmaz bu. Ama bak yeri geldi Rabbim nasip etti anlatalım. Gidiyor diyor ki ya yağ gelmiş uygun. 135 TL falanmış herhalde. Ya yağ gelmiş o yağdan alacağım. İşte kasiyer diyor ki abi yağ kalmadı diyor geldi hemen diyor bitti. O anda kendisi tamam diyor çıkıyor. Hani diğer eşyaları geçiştiriyor. O anda başka bir tane adam geliyor. Arkasında duran adam. O adam da şikayet ediyor. Diyor ki yani yağ nasıl kalmaz siz niye ayırmıyorsunuz? Herkes o zaman çift çift vermeyin diyor. Kasiyer de itiraz ediyor. Diyor ki biz çift çift vermiyoruz siz alınca almayın mı diyelim. Adam da diyor ki dün diyor sizin arkadaşınız diyor kendi ağzıyla söyledi. İki gün üst üste gelip üçer üçer yağ alanlara niye bir şey yapmadınız? Bu sefer bizimki müdahale ediyor. Nasıl yani diyor bir kişi üst üste gelip üç koli ya da üç tenike mi almış? Öbür adam diyor evet diyor kulağımla duydum ben diyor. Ya abi düşünebilir misin sen markete gidiyorsun bir tane ihtiyacın var. İki gün üst üste gidiyorsun zam gelir düşüncesiyle üç kutu alıyorsun. Ya altı tane almış oluyorsun. Sen aldın tamam kendini kurtardın alamayan. Yazık değil mi bu hak değil mi bu da kul hakkı. Yani böyle yapanlar da var çok üzücü. Dediğin gibi maalesef biz kendimize yapıyoruz. Dasim'den devam ediyorum. Yağdan girdik, Dasim'den çıktık. Şuranın altını çizelim ama hocam. Çiz. Yani her şeyi devletten, siyasetten beklememek gerekiyor. İlk önce hocam kendi evimizin önünü temizleyeceğiz. Aynaya bakacağız. Nasıl Müslümanız? Bir kendimizi sorgulayacağız. Şimdi hocam yani kalkıp burada da diyelim ülkeyi yöneten... Yani şimdi kalkıp Cumhurbaşkanımız kalkıp insanlara demiyor ki gidin işte siz oradan 10 tane zeytinyağı alın. Tabii ki. Yani böyle bir şey de yok yani. Biz kendimizi bir hesaba çekmemiz gerekiyor. Yani bizde sıkıntı var hocam.
Tamam yani ülke, dünya belirli bir sıkıntılı dönemi geçiyor. Bu dünyada yaşanan bir olay. Ama biz kendimize bir bakmamız gerekiyor hocam. Çok kesinlikle. Vicdansız Rabbim önce edep adap versin abi. Şimdi üstad, Dasim cinlerini kısa bir şey daha söyleyeyim sonra geçiyorum. Dasim cinleri mesela dedik ya, sen yağ aldın eve götürdün abi. Yenge koydu dolabın kenarına. Kullanacak kadın onu. Orada bir yarım var. Öbürü bekliyor. Tabii yağ biraz büyük. Belki kaybolması zor olur da küçük bir şeyden de örnek verebiliriz. Aldığın o malzemeyi bir anda yengenin gözünü kör ediyor. Görmüyor kadın onu. Diyor ki ya bir dakika, bizim bey diyor yağ getirmişti. Aa yağ yok. Allah Allah, oraya bakıyor, yok buraya. Aslında orada onun göz perdesini kapatıyor o an. İsraf ettirecek. Sonra o alınan şeyi bir daha aldırıyor ikincisine. Ve ikinci alınan şey çürüme potansiyeli olan bir şeyse çürüttürüyor ve çöpe attırıyor. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın, geçim sıkıntısı yaşıyoruz birçoğumuz. Birçoğumuz geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşamamak için uğraşan, ben borcumu nasıl öderim, benim bereketim kapalı, bereketimi nasıl çoğaltırım diyen bir sürü mesaj da alıyoruz. Kendine şahit oluyorsun. Evet hocam. Bakın her zaman şunu söylüyorum. Bir, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağız. İki, Vakıa suresini okumaya devam edeceğiz. Üç, kendi esma zikrimiz neyse onu çekmeye devam edeceğiz. Benim zikrimden yüz çevirenlere şeytan musallat ederim diyor Allah. Net. Net ayet. Net. Evet. Ve en sonuncusu, ben hep şunu savunuyorum. Bir evde, mutfakta israf varsa o evde bereket olmaz. Bir evde, mutfakta israf varsa o evde bereket olmaz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, gelinlerimize, annelerimize siz israfkarsınız, israf ediyorsunuz demiyorum. Kimseyi suçlamak haddimize değil. Sadece evet, diyorum ki biraz daha dikkat edelim. Kılı kırk yararak müdahale edelim. Evladımıza meyve götüreceğimiz zaman bile 5 tane götürmeyelim, 3 tane götürelim. Yerse bir daha götürelim. Ve bu dışarıda yemek yediğimiz zaman da aynısı. Ya da iş yerinde yemek yediğimiz zaman da aynısı. Deli gibi saldırmayalım. Çünkü evet, nefis çok kötü. Bizi kandırıyor. Geliyor ondan sonra Dasim cinleri bizi israfa sokuyor. Bu nedenle israf anlamında insanlara müdahale eden varlıklardan bir tanesi Dasim varlıklarıdır. Şimdi ünlü olan kabilelerden bir tanesi daha var. Afarit kabilesi. Hatta bu kabile bazı deliler çıkıp ismini falan da söylemişti, Afarit Mafarit diye. Oradan da ünlü. Evet. Fakat bunların ismi, gerçek ismi Afarit değil. Afarit yine bir Havasçı'nın uydurduğu bir isim. Bak net söylüyorum. Afarit kabilesi bir Havasçı'nın, eski dönem Osmanlı döneminde belki daha önce yaşamış bir Havasçı'nın uydurduğu isim. Peki Afarit diye bir kabile yok mu? Var. Gerçek ismi Afarit değil. İfritler. Hmm. Net. İfritler. Hepimizin, birçok kişinin bildiği bir en isim. En azılları olan ifritler. Evet. Kendi kabilelerin ismi bu. Afarit değil, ifritler. Onlar tabii başka şekilde söylüyor. Tutmuşlar bunu Afarit diye çevirmişler. Adamlar kendileri bile kabul etmiyor onu. Keşke bak fırsatın olsa da bir tane ifritle konuşsan, tanışsan. Kendi kabul etmiyor ya. Adam diyor ki ya siz diyor oturduğunuz organınızla bize diyor isim uydurmuşsunuz diyor. Konuşalım hocam. Konuşalım bugün. Buraya yanımıza oturtalım. Yani mesela şey dedik az önce. İşte hep insanlarla işi olan cinleri konuşuyor, kabileleri konuşuyoruz dedik ya. Evet hocam. Onlar insanlarla işi olmayan kabileler yok mu? Var tabii ki. Mesela Amr kabilesi var. Bunların hayatta insanla işi olmaz. Ha, bizi beğenmediklerinden değil. İnsanları beğenmeyenler de var tabii ki içinde. Cinlerin çoğunda olduğu gibi. İnsanların yaşadığı yerlerde bulunmayan ya da insanlara yakın olmak istemeyen kabilenin ismi Amr kabilesi. Amr kabilesi asla insanlarla yakın olmak istemez. Onların yanına gelmez. Hatta ve hatta ehli zamanında, evveli zamanında bu varlıklarla, yani Amr kabilesiyle Mağrit cinlerinin çok ciddi bir savaşı olmuştur. Bunun da sebebi şudur. Mağrit cini Saffat suresinde de geçer. Vaysen min kulli şeytanin mağrit der orada. Mağrit cinleri şeytandan sonra en azgınlarından bir tanesidir. Tapınakların başında oturur. Mağritler Amr kabilesine görev vermek istemiştir. İnsanları saptırmak, yolundan çevirmek vesaire adına. Ama Amr kabilesi kabul etmemiştir. Ve inançları bakımından içinde tabii ki birçok dine mensup var. Fakat
genel inançları derler ki biz Allah'a yani bir yaratıcıya inanıyoruz ama bununla beraber şeytanın da haksızlığa uğradığını düşünüyoruz derler. Onların inançları bu yönde. Yani Adem ümmeti yaratıldığı zaman iblise haksızlık yapıldığını düşündüler. Evet. Aslında haksızlık yapılmaktan ziyade ne olmuştu? Bunu da söylemeden olmaz. İblis kendi egosuna yenik düşerek ben niye secde edeyim ki demişti. Burada Adem nesline secde edip etmemesi konu değil. Konu Allah'ın emrine isyan etmesiydi. Evet. Bu yüzden kovuldu. Yani mesele bana secde edip etmemesi değil ki. Öyle algılanıyor çünkü. Ya diyor ki niye Adem'e secde etsin ki? Ya etmesin bana ne ya? Mesele Allah'ın emrine isyan etmesiydi. Evet. İsyan ettiği için kovuldu. Ve o bir örnektir. Sen de ey Adem Allah'ın emrine isyan edersen sen de Allah'ın huzurundan, Allah'ın nazarından kovulursun. İsyan edenlerden olursun. Ve sonra cismin insan olsa da daha önceki programlarda söylemiştik. Cismin insan olsa da suretül insan olarak kendini kabul etsen de vasfın şeytan olur. Şeytanlaşmış insan olursun. Hocam müsaadenizle ben sorular almaya başlıyorum. Ne dersiniz? Buyurun bakalım gönderin gelsin. Tamam hocam. İkinci bölümde bir arada şunu soracağım. Bu cin kabilelerinin en tehlikelileri hangisidir noktasında? Şöyle yapalım mı arzu ediyorsan? Tabii sen nasıl programlıyorsun bilmiyorum da. Madem öyle ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum. Sorulara geçelim. İkinci bölümde de bu soruyu açalım. Tamam. Çok iyi hocam. Aynen öyle yapalım. Tamam. Şimdi ilk soruyla başlıyorum sevgili seyirciler. Bayağı sorular birikti. YouTube'dan da birazdan soruları okuyacağım. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı bekliyoruz. Ve başlıyorum hocam. Buyurun. Kısmen cevap verdiniz ama izleyicimiz ilk mesaj gönderenlerden olduğundan dolayı hak geçmemesi adına cinlerle şeytanların arasındaki fark nedir? Yaratılışları farklı mıdır demiş sevgili izleyicimiz. Şimdi hayır hiçbir fark yok. Ayette diyor ki şeytan da cinlerdendi. Bak bu çok mühim bir ayettir. Şeytan da cinlerdendi. Biz buradan cinlerin tümünün yaratılışının aynı olduğunu anlıyoruz. İnsan neyden yaratıldı demiştik? Topraktan yaratıldı. Biz toprak mıyız? Hayır değiliz. Peki neyiz? Topraktaki elementlerin birçoğunu bedenimizde taşıyan biyolojik varlıklarız. Evet. Cinler de ateşin birçok elementini kendinde taşıyan varlıklar. Fakat bak net olarak şunu söylüyorum. Her zaman da izah ettiğim gibi. Şeytan dediğimiz varlık aslı iblis. İsmi iblis. Ve ona iblis deyin. Mümkünse ona iblis deyin. Çünkü iblis ismini hiç sevmiyor, nefret ediyor. İblis cinlerden. Vasfı cin. Kökeni cin. Yaratılışı cin. Cinlerin hepsi de ateşten yaratıldı. Dolayısıyla iblis de ateşten yaratıldı. Yani şeytan da ateşten yaratıldı. Ancak iblis Adem'e secde etmediği için, isyan ettiği için kovuldu, sürüldü ve şeytanlaştı. Şeytanlık bir vasıf. Şeytanlaştı. Hı. Dolayısıyla şeytanlaşan cinler olabildiği gibi şeytanlaşan insanlar da var. Yani insanın topraktan yaratılması şeytan olmasını engellemiyor. İblisin nardan, ateşten yaratılması şeytan olmasını engellemiyor. Dolayısıyla normal cinlerle arasında yaratılış bakımından, yaratılış muhteviyatı bakımından hiçbir fark yok. Tek fark vasıfta, taşıdığı vasıfta. Örnek, Profesör Doktor Hüseyin İbrahimoğlu. Bak başına bir vasıf koydum. Profesör Doktor. Evet. Ya da abi hakkı evet benzetme yapacağım. Hırsız Hüseyin İbrahimoğlu. Bak yine bir vasıf koydum. Biri pozitif vasıf, biri negatif vasıf. Evet. İşte şeytanlık negatif vasıf. Şeytan ve zümresi negatifle vasıflandırılanlar. Ama
yaratılış muhteviyatı açısından hiçbir fark yok. Onlar da nardan yaratıldı. Normal cinler de nardan, ateşten yaratıldı. Şeytan vasfı taşıyanlar da ateşten yaratıldı. Teşekkür ediyorum hocam. Bir WhatsApp sorusu ardından YouTube sorularını soracağım hocam. Bedr hocam. Bedr kabilesi. Bedr. Kabilesinden bir cin diyor izleyicimiz. Yengeme musallat olmuş. Hı hı. Ne yapabiliriz? Yanlış. Bu kabileden bir cin bir kimseye musallat olmaz. Net. Hiç kimseye bu kabileden bir cin musallat olmaz. Ne olur? Bu cinlerin tek görevi bu insanlara söylediğim gibi ani sinir yaşatırlar. İşte birbirlerine düşürürler. Bu gibi görevleri vardır. Fakat bunu musallat olarak yapmazlar. Vesveseyle yaparlar. Ha, bu kardeşimiz bence şunu şuradan yola çıkarak bunu söyledi. Yengesi mi dedi? Evet hocam. Bu kişi de yengem dedi. Kişi de muhtemelen eşiyle, ailesiyle, annesiyle, babasıyla geçimsizlik, sinirlilik halleri, işte sürekli kavga çıkarma, isyan etme gibi durumlar varsa doğal olarak bu kardeşimiz de dedi ki bir dakika bu belirtiler var. Bu da muhtemelen Bedr kabilesi diye düşündü. Ama öyle değil. Bedr kabilesi insana musallat olmaz ve vesvese verir. Bunu aldık, kenara koyduk. Yengesinde normal bir cin musallatı olabilir. Normal bir cin musallatında da bu belirtiler olabiliyor çünkü. Ama sadece bu belirtiler mi var? Hayır, yok. Örneğin oturduk böyle muhabbet ediyoruz. Hı, bir dakika lan orada birisi, abi birisi geçmedi mi ya? Diye düşünür. Birisinin geçtiğini sanır. Daha ileriki boyutta kendi kendine konuşmalar duyar. Daha ileri boyutta tek başına otururken sen gelirsin. Seninle oturur sohbet ederiz. Sonra sen kalkar gidersin. 2 dakika sonra sen bir daha gelirsin. Selamünaleyküm dersin. Abi az önce sen buradaydın falan derim. Dersin ki yok hayır ya ben burada değildim. Yani etrafında olan insanları sanki kendisi gelmiş gibi hisseder. Misal evde oturuyordur. Öğlen vakti kapı çalmıştır. Açar kapıyı. Aa bey ne oldu? Bir şey mi oldu? İşten erken geldin. Yok ya öylesine geldim der. Eşiyle beraber oturur sohbet eder. Ondan sonra eşi der ki ben bir dışarı çıkıp geleceğim. Çıkar. Akşam bir bakar 8 gibi eşi bir daha geldi. Anladın mı abi olayı? Yani gündüz gelen aslında eşi değildir. Halüsinasyonlar gördürmeye başlarlar insanlara. Hocam peki yani bunun hangi kabileden olduğunu ben nasıl anlarım hocam? Kabile olduğunu anlamana gerek yok ki. Bir kabileden olduğunu... İzimiz diyor ya hocam. Bedr kabilesinden yengeme bir cin musallat oldu. Şimdi... Yani şöyle. Şunu yazmadı yani hocam. Soruda şu yok. Yani işte bir yere gittik ve bize böyle bir şey söylediler. İşte söylüyorum ya muhtemelen bizim anlattıklarımızdan yola çıkarak Bedr kabilesi olduğunu düşündü. Ben öyle düşünüyorum. Anladım hocam. Değilse yazsın. Lakin musallat olaylarında ya da ismini söyleyemiyoruz. Negatif enerji bu yapılan evet. Kur'an'da da ismiyle geçen ismiyle negatif enerji yapılan kişilerde de bazı belirtiler görülebiliyor. Bu yengemde var dediği belirtiler orada da olabiliyor. Yani bu yüzden kendini kontrol etmesi, rukiye ayetleriyle kontrol edebilir. Her programda çeşitli yöntemler tavsiye ediyoruz. Onlarla kendini kontrol edebilir. Bu daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama söylediğim gibi Bedr kabilesinin görevi vesvese vermektir. Mesela demonlar var. Evet demon kabilesi insana musallat olabilir. En pisliklerinden bir tanesidir. Başka da var öyle sıkıntılı kabileler. Onları da anlatacağız ikinci bölümde. Ama Bedr kabilesi olduğunu ben sanmıyorum, düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Selamun aleyküm demiş izleyicimiz. Ve aleyküm selam. Hocam nişanlıyım diyor. Nişanlım hanımefendinin vücudunda durduk yere kendiliğinden çizikler oluşuyor. Oo. Bunlar bir anda sanki o an bir el bir şey vücudunu tırnaklar gibi çiziyor. Buna ne sebep olabilir? Aşık cin musallat abi direkt. Ve aşık cin musallatında da şöyle bir üzücü durum var. Kendi kendilerine gelenler azdır. Yani durduk yere geldi sana, seni beğendi, vücudunu beğendi. İşte geçen programda anlatmıştım ya, duşa girdik. İşte bizi çıplak gördü. İşte girmeye, bedene musallat olmaya çalıştı falan. Bunlar düşük ihtimal aşık cin musallatında. Aşık cin musallatına dönüşen varlıkların büyük bir bölümü maalesef ki uygulamayla, kötü enerjiyle gelen varlıklar. Kötü enerji demek eşittir. Cin musallatı demektir. Bu musallatlar zaman içinde, süreç içerisinde aşık cin musallatına dönüşebiliyor.
Ve bu çizik atma, bir yerleri morarma, kınalama gibi durumlar bedendeki varlığın çok güçlü olduğu hallerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kardeşimizde eğer fiziki bir müdahale olmaya başladıysa bu aşık cin musallatı olabilir ve müdahale edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun sürmeyecektir. Yakın bir zamanda hayattan kopma eğiliminde olabilir. Bu nedenle iki türlü hem ilahi hem manevi hem de fiziki olarak bir destek alırsa onun hayrına olur diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. YouTube sorularına geçiyorum hocam. Mesut Bayram beyefendi YouTube üzerinden bize soru yöneltmiş hocam. Hangi cin kabilesi Sara nöbeti yapıyor acaba demiş. Şimdi bu soruya direkt olarak şu cin kabilesi Sara nöbeti yapıyor dersek doğru olmaz. Çünkü Sara dediğimiz insanın bedeninde olan fizyolojik bir rahatsızlık. Fizyolojik bir rahatsızlığı biz cin musallatına yorarsak ya da onunla bağdaştırırsak bir sonraki programı burada yapamayız. Muhtemelen bize de ceza yazarlar. O yüzden böyle bir soruya sorduğu şekilde cevap vermeyeyim. Daha farklı bir şekilde cevap vereyim. İnsanı sinir krizine sokan cin kabilesi yok. Sadece bu kabilenin görevi budur diye bir kabile yok. Lakin az önce bahsetmiştim. Demon kabilesi ya da ifritler, bugünkü bilinen ismiyle afarit dediğimiz kabile, insanları sinir krizine sokup işte yerlerde süründürebiliyor. Kendinden geçirebiliyor, dili çıkabiliyor, ağzından köpük gelebiliyor. Bunların örneklerini vakti zamanında işte Türkiye'de başka program yapanların programlarında çok görmüşüzdür. YouTube'da binlerce video var. Afaritler ya da ifritler diğer ismiyle ve demon kabilesi bunu sık sık yapabiliyor. Bu gibi durumlarda yine bir ehil kişiden destek almak gerekiyor. Ama benim tavsiyem şu. Sık sık böyle krize giren kimseleri muhakkak ama muhakkak önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın. Önce tıp hocam. Bravo. Orada bir incelensin, orada bir rahatlatılsın. Ondan sonra çünkü oradaki tedavi manevi olarak bedeni ağırlık veren, bedeni çökerten, intihar gibi kötü şeylere meylettiren düşünce ve bilinç altına da bir nevi format attırıyor ve rahatlattırıyor. Sonra manevi olarak destek alsınlar. Önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gitsinler. Doktorlarımız gerçekten orada çok başarılı. Bu konuda oradan destek almalarını, önce oradan destek almalarını tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum hocam. Bir başka YouTube sorusu hocam. Güner Akgül hanımefendi. Hocam bir gece yarısı yataktan kalkıp lavaboya gittim. Kapı yarım aralıktı, yatak odasından 12-13 yaşlarında bir kız çocuğunun hızla çıktığını gördüm. Kendi kızım 7 yaşlarında, yorumunuz nedir demiş. Bir, bu her zaman tekrarlanıyorsa sıkıntı vardır. Bu bir defa tekrarlanıyorsa kulak asmalıdır. Bak, bir defa tekrarlanıyorsa kulak asmalıdır. Acaba bende bir şey olabilir mi diye. Ve şöyle bir kendini sorgulamalıdır. Ben uykudan uyanmıştım. Gündüz yaşadığım bir şeylerin etkisinde kalarak mı bunu gördüm? Ya da bir rüyanın devamı olarak bilinçaltımla mı bunu gördüm? Yoksa hakikaten fiziki dünyada bütün akli melekelerim yerinde, akıl selahiyetim yerindeydi de bunların hepsi yerindeyken mi ben bunu gördüm? Eğer akıl selahiyeti yerindeyken, aklı başı mantığı yerindeyken gördüyse o zaman ikinci seçenek kulak asmalı ve kendini ve evini kontrol etmelidir. Hocam şimdi bir enteresan soru geldi. Gelsin bakalım. Biz de enteresan cevap veririz. Okuyup okumamakta tereddüt ediyorum ama öyle mi? Şöyle bir bölümünü okuyacağım. Şimdi Mürsel Bey bizi her hafta takip ediyor. Soy ismini okumayayım. Diyor ki hocam, yayınlar her hafta ilgiyle izlemeye çalışıyorum. Yalnız haftanın 6 günü gece yatınca lambaları kapatıyorum. Yalnız sizi seyrettiğimde ettikten sonra lambaları açık bırakıyorum demiş hocam. Size sevgilerini göndermiş. Bu şey noktasında israf ve
hırsızlık noktasında açıklamanız oldu ya hocam. Hı-hı. Yaptırırlar dediniz. Hı-hı. Bu izleyicimiz demiş ki hocam benim hanımı tarif ettiniz demiş. Aslında onun hanımın değil. Birçok kardeşimizi tarif ettik ama ve burada bayanlar hocam, değil inen erkekler de var. Hocam enteresan. Benden habersiz cebimden para aldı. Kredi kartımı da kullandı da eklemiş hocam. Yani şöyle şimdi bu alışkanlık haline geldiyse kötü bir durum. Fakat bunu vesveseyle de yapıyor olabilir. Dolayısıyla dasim cinleri de yaptırıyor olabilir. Evet doğrudur bunlar muhtemeldir. Ama bu kardeşimize ben şunu tavsiye ederim. İnni cinni kısımları bir kenara bırakıyor. Acilen aile terapistine gidiyorlar. Çok ciddiyim. Acilen aile terapistine gidiyorlar. Neden? Çünkü kardeşimiz, bayan olan kardeşimiz, kadın olan kardeşimiz bunu yapmaya devam ederse erkek bir yerden sonra tahammülsüzlük seviyesine ulaşacaktır ve evde kavga, gürültü, şiddet başlayacaktır. Evet. Çünkü hiçbir şekilde yakışık alan bir durum değildir bu. Dolayısıyla evet kadın belki bunu yapıyor. Bu doğru bir davranış değil. O yüzden aile terapisine gitsinler ama şimdi bu kardeşimiz bizi izliyor. Allah ondan razı olsun. Bizden de ona gönül dolusu selamlar olsun. Fakat evet kadın hata etmiş diye kadını da hep suçlamayacağız. Şunu söylesin bize. Kadına bunu yaptıran sebep neydi? Kendini sorgulasın. Ya ben ne yaptım da, neyi eksik yaptım da bu kadın gelip benim cebimden para çaldı demeyeyim de aldı. Aldı diyelim. Neyini eksik ettim? Ya da bak burası da mühim. Ne almak istedi de ben ona engel koydum. Saçmalama ne bardağı ya bardak evimizde yok mu? Var bardak bardak falan alamazsın. Ya belki de hocam pazar parası bırakmamışsındır. O kadar zalim değildir ya. Yani hocam. Yani dolayısıyla benzerlerini gördük diye söylüyorum. Biliyorsun ben aynı zamanda bu yaşımdan sonra psikoloji okuyorum. Kısmetse çok yakın bir zamanda mezun olacağız. Uzman psikolog olarak ilk şeyime seni de beklerim. Ofisime seni de beklerim. İnşallah hocam. Şakası bir tarafa. İlk hastanız ben olurum o zaman hocam. Şakası bir tarafa. Çok da görüyoruz böyle. Yani bir şeyleri eksik etmişler. O eksik ettiği şey ona göre problem değil. Umursamamış yani. Ya neyimize lazım hatun şimdi demiş geçmiş. Ama kadının bilinçaltına yer etmiş o. Onu almak için uğraşmış. Çareyi kocasının cebinden para çalmakta bulmuş. Bu kardeşimiz için söylemiyorum. Evet. O nedenle bir, aile terapisine gidiyoruz. İki, beyefendi kendini sorguluyor. Ben nerede hata yaptım diye. Kendisi konuşmayı denemesin. Hani bazen şey söylüyorlar. İşinizi karşınıza alın konuşun efendim. Hayır abi işe yaramaz. Kendi içimizdeki bireyle biz üzerine hüküm sahibi değilsek yani çocuğumuz değilse o konuşma boş oluyor. Laf geçmiyor. Net geçmiyor. Sen alıyorsun eşini, kocanı, hanımını konuşuyorsun. Bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Profesyonel neden? Profesyonel yardım almak. Çünkü seninle aynı dengede. Siklet olarak senden aşağıda olsaydı o zaman olurdu. Değil. Dolayısıyla aile terapisine gidecek. Ve kendini bir an önce sorgulayacak. Teşekkür ediyorum hocam. Reklama çıkacağız hocam. İlk ne çabuk. Bitti hocam. Evet. Maşallah. Bayağı hızlı geçti vakit. Sevgili seyirciler, sorularınız geliyor ve lütfen gelmeye de devam etsin. Dönüşte hocam en tehlikeli olan kabilelerin ismini verip hemen ardından hocam fotoğraflar da birikti. Diyoruz ki güzel. Dönüşte bir fotoğraflar üzerinden gideriz. Ardından yine sorularınızı cevaplayacağız. 0543 366 5050 WhatsApp attınız. Fotoğraflarınızı ve mesajlarınızı bekliyoruz. Lütfen YouTube üzerinden bizi takip edenler, evinde bizi izleyenler bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara ardından birlikte olacağız. Metafizik alem kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız 0543 366 5050'ye mesajlarınızı bekliyoruz. Bizleri an itibariyle YouTube üzerinden takip eden değerli izleyicilerimiz sizler de lütfen yayınımızı paylaşalım, beğenelim. Aynı zamanda Berat TV'nin resmi YouTube kanalına da abone olalım. Değerli hocam reklam öncesi dönüşte dedik ki en güçlü ve tehlikeli olan cin kabileleri hangisidir veya hangileridir? Bunlarla alakalı neler söyleyebiliriz?
Şimdi aslında bunun cevabını dolaylı olarak birinci bölümde verdik. Nasıl verdik? Saffat suresinde de ismi anılan Marid isimli cinler en tehlikeli olanlardır. Bu cinler en tepede dururlar, tapınaklarda yaşarlar ve tapınaklarda diğer cin kabilelerinin, yani insanlara düşmanlık eden cin kabilelerinin, yani insanları yoldan saptırmak için görevler alan cin kabilelerinin yönetiminden sorumludurlar. Hatta yine birçok kitapta geçer. Hocam, ben sözü alayım hocam. Sizin sesinizde bir sıkıntı var herhalde. Sevgili seyirciler, hemen bu arada birazdan fotoğraflara da geçeceğiz sevgili seyirciler. Lütfen sizler fotoğraflarınızı, aynı zamanda sorularınızı göndermeye devam edin. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız, 0543 366 5050'ye hem mesajlarınızı hem de fotoğraflarınızı bekliyoruz. Lütfen YouTube'dan bizi takip eden değerli izleyicilerimiz, yayınımızı paylaşalım, beğenelim ve yorum yapmayı da ihmal etmeyelim. Buyurun hocam. Sana o kadar diyorum ki abi, bize çay veriyorsunuz. Yanımızdaki cinlere de çay verin diye. Bak kızlar sesimizi kapattılar. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Hocam benim dalgınlığıma gelmiş o zaman. Şimdi soruna bir daha cevap vereyim abi. Lütfen hocam. Birinci bölümde aslında bunun kısmen cevabını vermiştik. Saffat suresinde de geçtiği üzere وَيُحْسَمَ مِنْ كُلِّ شَيْتَانِ مَارِدْ diyordu orada. Marid isimli cinler ve kabilesi de zaten Maridler olarak anılır onların. Evet, bunlar yönetici vasfındakilerdir. Çok tehlikelidir. Gerçekten çok tehlikelidir. Ve diğer cinlerin, insanlarla işi olan cinlerin yönetilmesinden sorumludur Maridler. Cinler arasında en tehlikeli olarak kabul edebileceğimiz Maridlerdir. Mesela bazı kişiler işte demonların çok tehlikeli olduğunu söyler. Hayır. Demonlar da Maridlerden görev alır. Ya da demonlar bir hata yaptığında, yani şeytanın has zürriyeti olanlar, demonlar da bir hata yaptığında Maridler tarafından mahkemede yargılanır. O yüzden Maridler ifritlerden de üstündür. Maridler en tehlikelilerden bir tanesidir. Fakat ben çok farklı bir kabileden bahsedeyim size. Ve bu kabile iş yeri sahipleri, firma sahipleri, personel barındıran, bir şeyler üreten esnaf olanlar burayı iyi dinlesin. Bir cin kabilesi var. Bu cin kabilesinin en büyük amacı ticaretle uğraşanlara musallat olmak. Fakat bu musallat olmak normal musallat değil. Peki nasıl musallat oluyorlar? Hı. Bak abi, aslında çok önemli bir şey anlatıyoruz bu gece. Nasıl musallat oluyorlar? Çay üretiyorsun, çay satıyorsun. Sana diyor ki, ya biraz daha fazla su katsa, boş ver. Biraz açık olsa sıkıntı yok. Süt satıyorsun, biraz daha su kat. Ekmek yapıyorsun, ya 3 gram düşür, ne olacak diye insanları böyle hileye yönlendiren bir kabile. Zellenbur diye bir kabile var. İsimleri Zellenbur. Hatta şöyle diyorlar. Hani bizim de haşır neşir olduğumuz, ya da nasıl doğru bir tabir bulayım, görüşme sağladığımız bazı varlıkların bile ağzından, ben bir araştırmacıyım, kendimi öyle niteliyim, bu araştırma sırasında duyduklarımı söylüyorum. Onlar bile mesela Zellenbur'u soruyoruz. Diyoruz ki ya Zellenbur insanlara işte nasıl musallat oluyor? Ne yapıyor bu Zellenbur esnafa? Ya bırak şu üçkağıtçıları falan diyorlar. Direkt böyle. Ya onlar üçkağıtçı, bırakın şunları. Vasıfları bu adamların, Zellenbur kabilesinin üçkağıtçı. Üçkağıtçı kabile. Dolayısıyla bizim esnafımıza da hile yaptırmak için uğraşıyorlar. Yani enteresan hocam. Tabii bunun haricinde mesela bir işveren, sen onun personelisin, senin hakkını yemesi için de uğraşıyor. Mesela maaş günü geldi, verme ya. 2 gün bak, faizle beklet. Bak ne güzel, bir işçi maaş daha çıkar oradan ya. Faizle beklesin. 3 gün daha bekle. Bir şey olmaz ya. 3 gün ne olacak? 3 gün beklesin. Bu ve buna benzer şeyler de Zellenbur kabilesi görevlidir. İnsanları buradan saptırırlar. İşvereni buradan saptırırlar. O nedenle işverenimiz bu hususa çok dikkat etsin. Kul hakkı yememeye, hileli hurdalı mal vermemeye, kendi gönlünü, içini buna meyilli olarak görüyorsa, ha desin ki bir dakika abi, Kürşat Hoca söylemişti, bana Zellenbur kabilesi müsallat olmuş olabilir. Kendini doğru yola sevk etsin.
Bunun haricinde diyelim ki Zellembur kabilesi geldi. Esnaf da böyle uğraştı ama hiçbir şekilde başarılı olamadı. Kul hakkı yemiyor, hile hurdaya kavuşmuyor, aslanlar gibi hakkıyla esnaflığını yapıyor. O zaman bu Zellembur kabilesi bu esnafın bereketini kapatmaya çalışabilir. Peki diyeceksin ki ya iyi de Allah rızka kefil değil mi? Kefil. Kefil. Ama Allah rızka kefilken o rızkın daha fazlasını aramak senin görevin. İşte seni bir, tembelleştiriyor. İki, iş yerine sürekli negatif enerji pompalıyor. Bak bunu insanlarla da yapıyorlar. Huysuz keçi gibi bir adam var. Tutuyor senin dükkanına sokuyor onu. Yalandan yürü o adamla tartışma çıkarıyor. Bir negatif enerji oluşturuyor. Ve dükkanın bereketini düşürüyor. Peki Kürşat Hoca'nın tavsiyesi ne olur? Tabii artık tavsiye de veremiyoruz. Çok sıkı kurallar var. Evet. Sadece şunu söyleyeyim. Çok basit. Google'a yazın abi. Orada da çıkıyor. Dükkanınızın bereketini artırmak için dualar var. Rukiye ayetleri var. Yani metotları kendiniz arayın. İlahi anlamda bir iş yerinin bereketi nasıl artırılır? Ben burada söyleyemiyorum. Nasıl artırılır? Bunları kendiniz bulabilirsiniz. Tavsiyem Zellembur kabilesi sizinle uğraştı. Hiç hileye, hurdaya, kul hakkı yemeye karışmadınız. Ama dükkanınızın da bereketi düşmeye başladı. O zaman dükkan bereketimi nasıl artırırım diye çaresi var. Ve çok da kolay ve çok da kolay yapabilirsiniz. Hatta yanında 8-10 çalışan personeliniz varsa birine de yaptırabilirsiniz. Verin bir görev yapsın yani gariban. Bunlar çok basit şeyler. Bunları evet. Böyle aşabilirler. Teşekkür ediyorum hocam. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sevgili yönetmenim, fotoğraflarımız da hazırsa başlayabiliriz. En azından birkaç tanesini ekrana taşıyalım. Tabii ki hocam her şey ilk bölümde de söylediniz. Her şeye besmele ile başlamak. Kesinlikle. En büyük anahtar bu. En büyük güvence bu. Bununla beraber de hocam zaten dediğiniz gibi ilk önce biz Kürşat Berkan ne diyor? Varsa herhangi bir sıkıntı ilk önce başvuracağınız nokta tıp. Kesinlikle. Doktor. Her zaman aynısını söylüyoruz. Bunun altını çiziyorsunuz. Hocam bir iki dakika içerisinde fotoğraflarımız gelecek. Biz tamam. O gelene kadar istiyorsanız bir kabile daha var onu anlatabilirim. Ya da soru varsa onu cevaplayabiliriz. Hocam şöyle bir soru var. Eğer anlatmak istiyorsanız hocam kısaca onu da anlatınız. Bir kabile daha var. Hani insanlara en çok kötü olan kabileden bahsettik ya. Şimdi sen şöyle bir cümle kullandın. Her şeyin başı besmele dedin ya. Buradan aklıma geldi. Mesela Cuhenna diye bir kabile var abi. Bu Cuhenna isimli kabile hiç sevmiyor insanları. Programın başında ne anlatmıştım? Demiştim ki şeytan cinleri bizden önce yaratıldıkları için cinleri kandırdı ve onlara dedi ki bir Adem geliyor, yeni bir tür geliyor. Allah yeni bir tür yarattı ve bizi yok etmeye geliyorlar. Çünkü daha önce meleklerle savaşmışlardı, yok edileceklerini düşünüyorlardı. Bizi yok etmek için yeni bir nesil yarattı Allah diye şeytan hepsini kandırmıştı, bize düşman etmişti. Evet. İşte Cuhanna isimli kabile de insanlardan nefret eden ve insanları halen daha cinleri yok etmek için geldiğini düşünen ve onun için uğraşan bir kabile. Peki diyeceksiniz ki ya bu kadar zaman geçmiş onları yok etmemişiz. Hala aynı şeye mi inanıyorlar? Evet. Çünkü bazı, ben buna kesinlikle karşıyım. Bazı arkadaşlarımız diyeyim hadi yine kötü konuşmayayım. Cin yaktığını iddia ediyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Allah bize bir başkasını öldürme hükmünü böyle direkt olarak canımız istedi diye vermez. Yani canımız sıkılıyor, sana mı soruldu, yaktım onu. Ya ne yaktı? Senin elinde böyle bir şey yok, ya böyle bir hüküm yok. Dolayısıyla ben bunu doğru bulmuyorum. Cuhenna da diyor ki, siz sürekli bize zarar veriyorsunuz. İyi de kardeşim sen de musallat oldun. O onun sınavı diyor. Çok zekilerdir. O onun diyor sınavı. Mücadelesini kendi yapabilir. Kendini koruyabilir. Ve yaratıcının kendine verdiği koruma vasıflarını kullanabilir. Biz daha o vasıfları bilmiyoruz abi. Biz daha o vasıfları bilmiyoruz. Dolayısıyla en tehlikelilerden bir tanesi de Cuhenna kabilesi. Şuraya gelecektim. Cuhenna kabilesi dahi Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyor. Çok korkuyor.
Cühenna kabilesinden bir tane arkadaşla tanışma fırsatı bulmuştuk. Onun söylediği kelimedir. Diyordu ki, Euzu billahi mineşşeytanirracim kelimesinin siz ağzınızdan çıkarttığınızda ağzınızdan çıkan o şeyi görseniz, renk diyor onlar, o rengi görseniz siz bile korkarsınız. Çok istiyorum bir gün kirleyen fotoğraf makinesi bulursam hakikaten bunu deneyeceğim. O ağzımızdan çıkan bu kelimenin enerjisi nedir diye. Tabii frekansı da ölçülebilir. Evet. Ama Cühenna kabilesinin bizzat ağzından duyduğum budur. Sadece bak küçük bir şey. Böyle muskaya falana filana hiç gerek yok. Euzu bil kalpten ama, gönülden ama, inanarak. İnanmak çok önemli. Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğimizde gerçekten çok büyük etkisi oluyor. O yüzden Allah'ın ipine ayette söylediği gibi sıkı sıkıya sarılacağız. Sarılmak gerekiyor. Evet hocam, en büyük güvencemiz o. Yönetmenim hazır mı fotoğraflar? Ben bir soruyla devam edeyim. Hocam YouTube sorusu İbrahim Bey sormuş. İbrahim Oruç. Titizlik hastalığı hocam. Titizlik hastalığıyla cinler arasında bir bağlantı var mı? Şimdi aslında yok. Aslında var. Şöyle izah edelim onu da. Bazı kişilerin karakteristik yapısı gereği çok fazla titiz oluyorlar, temizliğe düşkün oluyorlar, düzene düşkün oluyorlar. Mesela ben de düzeni çok severim. Dağınık çalışırım. Her şey her yerdedir ama işim bittiğinde mutlaka orada bir düzen olmak zorunda. Ben de böyle cins bir adamım. Estağfurullah hocam. Fakat bunun haricinde bir de çok fazla titiz olan var. Aman orada tüy olmasın, aman orada kıl olmasın, aman şunda leke olmasın falan gibi. Burada eğer kişinin karakteristik yapısı çok eskiden beri yok ise, daha sonradan ortaya çıktıysa, daha sonradan titiz olmaya başladıysa, işte çok takıntılı olmaya başladıysa, evet bunda bir kasıt ararız. Çünkü bazı varlıklar gelip insana kafayı yedirmek için, takıntı hastalığı, yani nasıl söyleyeyim onu, anksiyete hastalığına sevk etmek için bunu yapabiliyorlar. Durduk yerde diyor ki, orada toz var. Çok kötü toz. Almalısın. Olmasın onu. Çabuk al onu. Vesvese veriyor böyle. Bir şeyi defalarca yıkamak hocam mesela. Tabii. Ya kendini yıkayanlar var. Sevgili dayım var bir tane, Süleyman. O bir aileye işte sormuştu böyle. Ya böyle bir problem var. Kime yönlendirebiliriz diye. O ailenin mesela genç bir kızı vardı. Sürekli her saat başı, her iki saatte bir, her üç saatte bir duşa girip kendini defalarca sabunluyor ya da şampuanlıyor. Sürekli. Ya bir insan bedeni bile tahriş oluyor abi. Sürekli yıkadığın zaman, sürekli kimyasal şampuanı kullandığın zaman. Ne kadar dayanabilir beden? Ama bu işte sonradan edinilmiş bir şey. Yani doğuştan beri, hani doğmuş çocuğun kendi tabiatında titizlik var. Var öyle çocuklar yani. Büyüdüğünde de aynı, küçüklükte de aynı, büyüdüğünde de aynı. Dolayısıyla bunlar da normal bir titizlik düşkünlüğü diyebiliriz. Ama daha sonradan birdenbire ortaya çıktıysa, adam gelmiş 20 yaşına, çat diye bir gün sabah bir uyanıyor. Tıpkı anksiyete problemi olanlarda olduğu gibi takıntıları var. İşte sürekli bir yerleri temizlemek istiyor, silmek istiyor. Ayakkabılar düzgün dursun diyor. Ya o televizyonun üstündeki kitap niye öyle duruyor, onu düzeltin diyor. Takıyor kafaya bir şeyleri. Bu işte bir anda ve sonradan ortaya çıktıysa bunda evet bir kasıt aramalı. Ama iyi bir haber vereyim. Bu tür sıkıntıları olanlarda şayet ki musallat varsa bu da çok kolay çözülenlerden bir tanesi. Teşekkür ediyorum hocam. Bir başka soru hocam. İzleyicimiz demiş ki faizle alınmış bir evde cinlerin zararı olur mu? Enteresan bir soru. Zaten faiz dediğimiz zaman hocam. Şimdi kesinlikle faizi kabul etmek, buna onay vermek vesaire gibi şeyler zaten doğru değil. Biz de bunu söyleyecek fetva makamı değiliz. Kesinlikle. Ama bildiğimiz şöyle bir husus var. Bazı büyüklerimiz, işte dinlediğimiz hocalarımız şöyle söylerler. Mecbur kaldın, bir faiz aldın. Mecbur kaldın ama. Bunun da belasını ortadan kaldırmak adına ödediğin faiz miktarı neyse aynısını, kuruşu kuruşuna aynısını sadaka vermek zorundasın.
Sadaka da neyi def ederdi? Belayı def ederdi. Ne vardı bunun hakkında? Hadis-i şerif vardı. Sadaka belayı def eder diye. Faiz neydi? Belaydı. O zaman mantık kurarak anlatıyorum. Belayı def etmek için sadaka vermeliyiz. He, faiz yedik diye orada cin, şeytan olur mu? Olur. Çünkü ayet var. O riba sahipleri kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar diyor. Dolayısıyla demek ki faiz yiyenin etrafında bir tane arkadaş dolaşmaya başlıyor. Bir fırsatını buldu mu bizi avlayacak. Bu nedenle evet, o beladan uzak durmak adına sadaka verilebilir. Yönetmenim, verebiliyor muyuz fotoğrafları? Devam edeyim ben hocam. Yönetmenim herhalde beni duyamadı. Bir başka izleyicimiz şunu söylemiş hocam. Metafizik varlıklarla bana bir şeyler yapıldı. Ve işimden kovuldum. Tekrar bunu metafizik varlıkları devreye sokarak, yardım alarak işe geri döneyim mi, yoksa başka bir iş kapısı mı arayayım? Hayır, bu doğru olmaz. Başka bir iş kapısı araması daha doğru olur. Neden? Şöyle, metafizik varlıklar kullanılarak nasıl işinden olmuş olabilir abi? Şöyle olmuş olabilir. Birisi kendisine o ismini söyleyemediğimiz kötü enerjiyi yapmıştır. Evet. İşverenine o kötü enerjinin, fotoğraf geldi bu arada, o kötü enerjinin görevlisi, evet, olan varlık işverenine gitmiştir. Onun zihnine girip zihnini yönlendirip işte o kişiye işten atılması için vesvese vermiş olabilir. Belki de bu durum hem işvereninin sınavıydı, hem sabretmesi açısından bu kardeşimizin sınavıydı. Dolayısıyla bence yeniden uğraşmamalı. Farklı bir iş aramalı. He, pozisyonu çok iyidir. Gerçekten o iş yerine emek vermiştir. Ve haksızlığa zaten uğramış ama bunu tersine çevirirse o haksızlığı ortadan kaldırabileceğini, işverenin de aslında hatasız olduğunu fakat vesveseye geldiğini düşünüyorsa yapsın, niye yapmasın? Fotoğrafı yorumlayalım mı hocam? Fotoğrafı yorumlayalım. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu bir yere bantlanmış. Bir duvar gibi görüyorum ben onu. Hocam, izleyicimiz şöyle demiş hocam. Ekleyeyim hemen. 3 sene önce bir hoca tarafından verilmiş hocam. Ve evin yatak odasında köşesine asılmış. Evet hocam, zararlı bir şey mi diye sorar. Şimdi başka fotoğraf var mı? Bu kardeşimiz başka fotoğraf göndermiş. Bu tek olmaz. Başka bir şey de vardır. Bu tek hocam. Gönderdiği fotoğraf. Başka bir şey de vardır. Bence bir daha yazsın sana. Bizi izliyorsa başka da vardır. Bu tek olmaz. Şimdi bu yazılan şey aslında koruma için yapılan bir dua. Yani o mekandaki işte cinlerden ya da negatif enerjiden o insanlar beri dursun diye ya da o insanların üzerinde bir etki varsa onlar kırılsın diye yapılan bir dua. Dolayısıyla bu dua, evet, bir köşeye asılmış, duvarın köşesine asılmış. Dolayısıyla bu dua korumak için. Lakin yatak odasına asıldı ise eşler arasında muhabbet oluşsun diye de yapılmış olabilir. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bu tek değildir. Bunun yanında başkaca vardır. Ve başkaca varsa, şimdi bak şöyle söyleyeyim abi. Buna amenna, bunun zararı yok. Dursun, problem yok. Ama tek başına bir işe yaramaz. Tabii ki dua işe yarar, orası ayrı mesele. Fakat bir murat var ya, murat, hedef, evet, amaç var ya. Tek başına o hedefe hizmet etmez, amaca hizmet etmez. Bu daha doğru bir tabir olur. Dolayısıyla bunun yanında başka da yazılmış bir şeyler vardır. Lakin bunları yaptırırken hurufu mukatta da çok kullanılmış. Bak, tek, sen de hafızsın, biliyorsun, kesilmiş harfler var. Tek, evet, yazılmış harfler. Bunlar hurufu mukatta. Bunlar yapılırken yanında dine aykırı şeyler de yapıldıysa, örnek, dur eşinin atletine bir şey yazayım, iç çamaşırına bir şey yazayım. Ya da ne bileyim, işte eşinin saçından bir tel al, ona ben bir okuyayım, sen onu eşine yedir. Şimdi bak, yedirilme içilmeye de hani bir nebze huyu suyu değilsin, kandan bir şeyle karışsın diye tamam diyebiliriz ama insanın kendi necis kısımlarını insana yediriyorlar ya, bu kesinlikle doğru değil abi. Eğer bunu veren hoca onu da yaptırdıysa aman aman aman, tövbe etsinler. Fakat sadece bu varsa
Bunda bir bahis yok. Bu koruma duası. Bununla ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ya zaten hocam yani o bir şeyler yedirme içirme falan muhabbetleri yani o tırnak içerisinde söylediniz ya hocam. Yani onları zaten tabii hocam. Tabii tırnak yediren bile var abi. Yani hocam onlar hoca falan değil yani. Onlara hoca demiyoruz. Ağız alışkanlığı o şekilde. Ben yine hoca mı dedim? Metafizik uzmanı diyecektik. Yani, evet, diğer fotoğraflara geçebiliriz evet, varsa. Var mı başka fotoğrafımız sevgili yönetmenim? Evet hocam. Burada da maşallah, birkaç tane var maşallah. Hocam. İzleyicimiz göndermiş. Demiş ki iyi mi kötü mü bunlar ne diye soruyor hocam. Şimdi bu ekranda gördüğümüz koruma yine koruma derken de insanlar yanlış anlamasınlar. Bu bir çelik yelek. Koruyan Rabbimiz. Kağıt parçası bizi korumaz. Tabii ki biz Allah'a sığınırız. Ona muhtacız. Bizi sadece o korur. Ancak bunlar da bizim denize girerken ki can yeleğimiz. Ya da ne bileyim savaşa girerken ki çelik yeleğimiz. Öyle düşünelim. Evet. Şimdi bu yazılan şayet üzerindeki kullanılan mürekkep bizatihi el yazısıysa çok güzel. Çok iyi yazılmış. Ama fotokopi ise olmaz. Neden fotokopisi olmaz söyleyeyim. Şimdi üstad. Burada birçok şey görüyoruz mesela bu evrakta. İşte bir yıldız, kenarlarında harfler falanlar filanlar. Altta başka bir tasım. En altta bak en altta farklı şekiller var ya. Evet hocam. En alt satırda gördüğümüz. Onlar hani o şeylere bakıp ya bunlar garip bir şekil falan deyip yadırgamasınlar. Aslında çok iyi. Çünkü onlar Hazreti Süleyman döneminden kaldığı beyan edilen ve Hazreti Süleyman'ın kullandığı beyan edilen tılsımlardır. Ve melek tılsımıdır onlar. Şimdi eğer bu el yazısı ise ortada bir daire görüyoruz. Şöyle yapıyorlar. Yazan kişi düzgün yazıyorsa yıldızın içindeki yazacakları senin doğum haritanı çıkartıyor. Doğum haritana bakıyor abi. Doğum haritana diyor ki ya bu adamın diyor doğum haritasına göre işte birinci yıldızı birinci evrede birinci evde işte Mars mesela denk gelmiş diyelim. Mars'ın yazım saatine gece 2. Gece 2'de yazıyor onu. Başka bir gecede Satürn gecesine geliyor. Satürn saatini buluyor. Sonra diğer halkayı yazıyor. Böyle böyle yazılıyor. Hası yazımı böyledir. Bu el yazısıysa ve söylediğim yöntemle yazıldıysa harika. Yani ama bir gecede oturup yazamazsınız. Mümkün değil. İşe yaramaz. Yani amacına hizmet etmez. İşe yaramaz demeyeyim ya. Bu kötü bir tabir. Ah. Amacına hizmet etmez. Fakat dediğim gibi bu el yazısı ise ve insanın kişinin doğum haritasına göre yazıldıysa çok güzel bir koruma terkibidir. Yazan arkadaş söylediğim terkiple yazdıysa tebrik ediyorum. Kullanabilir. Bir başka var. Devamında var hocam. Yönetmenim şimdi ekrana getirdi. Evet, bu şans bereket para tılsımıdır. Muhtemelen de onun için verilmiştir. Ama ortasındaki tılsım farklı. Para tılsımı da olmayabilir. Kenarları para şans bereket tılsımı gibi gözüküyor. Çoğunlukla bunu şans bereket tılsımı olarak kullanırlar. Ortasındaki biraz farklı geldi. Neyin işte terkibini yazdı bilmiyorum. Ama bu da dediğim gibi emek harcanarak mürekkeple yazıldıysa harika. Fotokopi ise amacına hizmet etmez. Bir başkası var hocam. Bunu da aynı kişi mi göndermiş? Evet hocam. Bu fotoğrafları aynı izleyicimiz. Şimdi o zaman aynı kişi olan kardeşimiz bize bir itirafta bulunsun. Çünkü şu an ekranda gördüğümüz şeyi bunu hemen kaldırabilir miyiz? İçim rahat etmedi. Güzel. Şimdi az önceki gördüğümüz var ya, az önceki gördüğümüz fotoğrafın sol üst köşesinde bir şey vardı. Gerçi bunu yine YouTube'dan izleyecekler yine her şeydir ama. Bu onu. Çoğunlukla şey yapılıyor abi. Muhabbet için yapılıyor. Yani o beni sevsin, o bana daha çok meylesin, bu bana aşık olsun falan gibi işler için yapılıyor. Bu kardeşimiz de onun için mi yaptırdı bilmiyorum. Ama onun için yaptırdı ise ve yaptırdığı kişi helali değilse mutlaka zararını görür, kendisine döner, pişman olur. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Aynı zamanda bu para tılsımı olarak da geçer. Ama Mührü Süleyman'dır aslı. Bu da dediğim gibi ama fotokopi görüyorsun. Yani baskı fotokopisi bir de. Ben öyle olduğunu görüyorum. Fakat bu da el yazısı ile yazılsa amacına hizmet eder. Ama fotokopi bence. Bir öncekini alabilir miyiz? Evet. Bu da özellikli tılsım dediğimiz tılsımlardan biridir.
Bu tılsım çok farklı çeşitlerde yapılır. Birkaç tane etkisi vardır. Birinci etkisi korumadır. İkincisi kısmet kapalılığına karşı yapılır. Üçüncü etkisi de şu kenarlarda dikine çizgiler görüyoruz ya, aralara yazılmış yazılar var. Evet hocam. Onlar da bazı durumlarda yine birbirine bağlama için. Sağlı sollu hocam üçgen yapmış orada değil evet, mi hocam? Tabii. O üçgenlerin içindekileri evet. Söylüyorum işte. O üçgenlerin içindekiler yazımlar bazen değişir. Değiştiğinde bağlama olarak da kullanılabilir. Ama bu gördüğümüz bağlama değil diye düşünüyorum. Çünkü mesela ekranın ne tarafına denk geliyor? Sol herhalde. Tabii sol kısmına geliyor. Yani izlerken izleyici soluna bakacak. Solda mesela ortada Allah yazısı var. Üçgenin en altında gördün mü abi? Onun hemen üstünde iki tane yıldızlı var. Yıldız var. Evet. Yıldızın ortasında bir terkip var. Şimdi o iki yıldızın arasındaki hatemdir. Hatemler de çeşitlidir. Mesela kötü enerji yapacaksanız kötü enerjinin şer hatemini kullanırsınız. Hayırlı bir şey yapacaksanız hayır hatemini kullanırsınız. Hayır hatemi kullanılacaksa o hatemin yer aldığı tılsımın içine mutlaka ama mutlaka melek ismi yazmalısınız. Ki bunda da var. Dolayısıyla bu hatem olmadan da amacına hizmet etmez. Yani hatem şarttır. Dolayısıyla yapan kardeşimiz kimse bilmiyorum. Doğru bir iş yapmış aslında burada. Ama mühim olan bunun el yazısı olması. Eğer el yazısı değilse yine fayda etmez. Fakat burada da bir hata var. Onu da söyleyeyim. Şimdi tılsımlarda hatem bir tane yazılır. Ama bu yazan arkadaş 4 tane hatem yazmış. Bak üstte her üçgenin içine bir hatem yazmış. Görüyor musun abi? İzleyicimiz şunu diyebilir. Hatem nedir diye. Hatem şudur abi. Hatem mühür. Tılsıma siz ya rahmani ya şeytani mühür koymak zorundasınız. O mühürü koymadığınızda bak tılsım şu aslında. Tılsım bu. Bu tek başına hiçbir şey. Bunu bir kullanan olursa işe yarar değil mi? Peki tılsım buysa yani telefonsa. Bunu kullanan kim? Cin. Bu tılsım işe yaraması için tılsımı göreve, harekete geçirecek olan da bir cin. Ve o cin, buna görevlendirecek olan cin, o hatem olmazsa çalışmaz. Ona davete icabet etmez. Dolayısıyla burada 4 tane hatem kullanmak hatadır. Hata yapmıştır. Dolayısıyla bu tılsımın da çalışacağını sanmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü hatem bir tane olur, birden fazla olması karışıklık teşkil eder. Başka var mı? Başka varsa onlara da bakabiliriz ama genel itibariyle güzel yazılmış bir tılsım. Eline sağlık kim yazdıysa. Evet, fakat 4 hatemli tılsım olduğu için hata yaptığını düşünüyorum. Evet hocam bu da izleyicimizin son fotoğrafıydı. Biz sorularla devam edelim çünkü son 20 dakikaya girdik hocam. Bir sürü cevaplayabileceğimiz sorumuz var ama değerli izleyiciler lütfen siz 0543 366 5050'ye sorularınızı göndermeye devam edin. Tabii ki bizi YouTube üzerinden izleyen değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz lütfen yayınımızı paylaşalım, yorum yapalım, beğenelim ve Berat TV'nin resmi YouTube kanalına da abone olalım. Bir detay söyleyeyim abi şimdi. Lütfen hocam. Geçen yayından sonra da sormuşlardı. Hatta bir ara yine tılsımları anlatmıştık. Orada da çok soru gelmişti. Şimdi bana şunu soruyorlar. Abi sen böyle tılsımları anlatıyorsun falan ama sen kendini kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Çünkü bazılarına göre bu tılsımı kullanmak yanlış. Bazı kesime göre doğru. Ben şuna inanıyorum. Diyorum ki kardeşim Rabbimin yarattığı her şey bizim için nimet. Ben bununla bir nimet olarak görüyorum. Ve bir kağıt parçasını üzerimize taşımak hiçbir şey değiştirmez. Peki o zaman kağıt parçasını niye üstümüze taşıyoruz? Çünkü o kağıt parçasının bir enerjisi olduğuna inanıyoruz. Ben kendimde şans, bereket ve kısmet isimli bir tılsım var. Hep ismini kızıyor bana ama ismini anıyorum. Yahya hocamız var ona yaptırdım. Mesela nasıl yaptı biliyor musunuz? Kaç gece uğraşıyor adam. Örnek ben akrep burcuyum. Yükselenimi söylemeyeyim. Sonra bana kötü enerji yapmaya çalışırlar. Bir de yükselen burcumuz var herkesin olduğu gibi. Evet. Yükselenimiz neyse, ay burcumuz neyse, gezegen döngümüz neyse, doğum haritamız çıkarılıyor. O doğum haritası mesela, burada var mı? Yok. Keşke olsaydı çıkarıp gösterirdim.
şans bereket tılsımında bir sürü bölümler var. Bir sürü işaretler, tılsımlar, yazılar vesaireler var. Hatem vesaire var. İşte bunların daire olanı var, kare olanı var, düz yazı olanı var vesaire. Bunların hepsini yazabilmek için adam 7 gece benim için uykusuz kalıyor. Birini gece 11'de yazıyor, birini sabaha karşı 4'te yazıyor, birini gece 1'de yazıyor. Her gece kalkıyor bir tanesini yazıyor. İkincisini yazamaz. Mümkün değil. İkincisini yazamaz. Gece kalkar. Benim doğum haritama göre yıldız döngüm neyse, Mars saatindeyse, Zühre saatindeyse vesaire o saatte kalkar. Bir tanesini yazar. Böyle tamamlanır. Ve en son mühürlenir. Bana teslim edilir. Ben de aynı bu şekilde yaptırdım. Ben de üzerimde taşıyorum. Hani diyorlar ki abi sen anlatıyorsun ama sen de taşıyor musun? Taşıyorum tabii. Niye taşımayayım? Hem de birkaç tane birden taşıyorum. Ve taşıdığım şeylerin hepsinin faydasını görüyor muyum? Ya şans bereket tılsımının faydasını gördüğüme inanıyorum. Ama mesela farklı meseleler içinde iki tane daha taşıyorum. Onların bir tanesinin faydasını gördüm, birininkini görmedim. Yani her tılsımın da faydasını göreceğiz diye bir şey yok. Belki benim hayrım olan bir şey değil. Ben istiyorum ama evet. Ben istiyorum işte çok ünlü bir telefon markam olsun ama belki bana hayırlı değil. Rabbim izin vermiyor. Bir de bu açıdan da düşünmek lazım. Evet, yani bir de hocam finalde sizin hep altını çizdiniz ve söylediğimiz biz o yanımızda, üzerimizde veya evimizde bulunan kağıt parçası veya onun üzerine yazılan şeylerden değil, Allah'tan bekleyeceğiz. Rabbim vesileler Allah'a derler evet. Ya. Ya zaten biz vesileyi arayacağız ama evet. Zaten abi çok iyi yere geldin aslında. Kalkıp da bir muskanın bir tılsımı bizi koruyacağına inanırsak bu şirke girer. Yani orada sıkıntıya düşersin. Bitti yani. İman bitti. Kesinlikle evet. Biz sadece diyeceğiz ki Rabbim sen bunu vesile kıl, beni kötülüklerden koru. Yani Rabbim altını, sen koru. Bunun altını çizelim. Tabii. Karşılıklı da yanlış anlaşılma da olmasın hocam. Aynen öyle. Teşekkürler hocam. Hemen izleyici sorularıyla devam ediyoruz. Hocam izleyicimiz şunu demiş. Metafizik varlıklarla yani kötü enerjilerle bana musallat yapılmış hocam diyor. Birçok yere başvurmuş. Evli ve iki çocuk sahibi bir kardeşimiz ne yapabilirim diye bir mesajı var hocam. Ya tabii bunun için yani şimdi buna da çok verilecek de bir cevap yok. Çok, evet. Niye yok? Şimdi şöyle her programdan sonra bir sürü insan yazıyor. Abi bizi birine yönlendir diye. Birine yönlendiriyorsun. Yönlendirdiği kişiyle anlaşamıyor. Yani aralarında bir münakaşa geçiyor. Sonra geri dönüyor. Abi diyor senin yönlendirdiğinde böyle böyle sorun yaşadım. Ya bana ne? Benden birini istedim ben seni yönlendirdim. Sonrası beni ilgilendirmiyor. Ben o insana güvendiğim için yönlendirmiş olabilirim. Ya da işin ehli olduğunu düşündüğüm için yönlendirmiş olabilirim. Ama sonrasında ikinizin arasındaki diyaloglar, ikinizin arasındaki bir tartışma beni ilgilendirmiyor. Ya da sen geliyorsun bana diyorsun ki ya Kürşat Hoca beni birine yönlendir. Birine yönlendiriyorum. Hiç sıkıntı yok. Sen hakikaten fayda görüyorsun. Evet. Sonra mesela kameranın arkasında bizi çeken kardeşimiz diyor ki ismin ne kardeşim? Ebu Bekir diyor ki ya Kürşat abi beni birine yönlendir. Ebu Bekir'i de yönlendiriyorum. Seninle aynı yönlendirdiğim kişiye. Ama Ebu Bekir bir fayda görmüyor. Sonra geri dönüyor bana diyor ki ya abi sen yönlendirdin ama adam bizim işimizi görmedi. İşte para da aldı. Ya alıyor abi. Hepsi para alıyor. Ben ne yapayım? O zaman bana birine yönlendir diye gelmeyin. Ben zaten kimseyi kimseye yönlendirmek istemiyorum. Evet. Ben de hocalık yapmıyorum. Ama o kadar çok istiyorlar ki abi mutlaka yönlendir, abi mutlaka yönlendir. Ve yönlendirmek zorunda kalıyorum. Neden? Abi çünkü o kadar sıkıntılı insanlar var ki mağdur oluyorlar. Ve ızdırap içindeler, çare arıyorlar. Hatta sen de biliyorsun, gerçekten durumu olmayanların da bazılarının ücretini de ben karşılıyorum. Evet hocam, yani elbette ki ben isterim her giden fayda görsün. Ben isterim ki her giden mutlu ayrılsın. Her giden işte ondan mutlu olsun vesaire. Ama olmuyor. Bazılarını da Allah şifayı nasip etmiyor. Ya hocanın elinde sihirli değnek yok, şifayı veren Rabbim. Evet. O adam sadece vesile. Olaya öyle bakmak lazım. Şayet bravo. Şayet sen o vesileden faydalanamayacaksan o hoca değil ya da o metafizik uzmanı değil haşa Rabbim bu kelimem için sana sığınırım. Hazreti Süleyman gelse sana yine derman olamaz. Rabbim izin verecek önce. Amin. Olaya böyle baksınlar. Onun haricinde ben tabii kimseyi kırmadan yönlendirmeye çalışıyorum. Elimden geleni de yaparım. Bazen de hani kimseye yönlendirmeden diyorum ki ya şunu şunu yaparsanız sizin sorunuz hallolabilir diyorum. Kendim de
tavsiyelerde bulunuyorum. Ama önce insan kendisi inanacak, önce Rabbinden yardım isteyecek ve salih bir niyetle birilerine yaklaşacak. Fesatlıkta, art niyette değil. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Yozgat'tan bir izleyicimiz, Yozgat'a selam olsun buradan. Aleyküm selam. Korunmak için hocam ne yapalım demiş. Cinle irtibat kuranı nasıl anlarız ve korunmayan kişiyi nasıl kurtulabilir demiş hocam. Şimdi herhangi bir konu hakkında korunma, kurtulma ya da farklı konularda herhangi bir tavsiye artık veremiyoruz. Çünkü ekranlardan herhangi bir şey için tavsiye verdiğimizde yeni kanunlarla beraber bir yaptırım uygulanıyor. Dolayısıyla ne kanalımız ne de programımız zarar görmesin diye herhangi bir tavsiyede bulunamıyoruz. Evet. Lakin sorduğu soruya cevap olarak kendisi de kısa bir arama yaparsa bizim vereceğimiz tavsiyelerin benzerlerini bulabilir. Bunun haricinde yine Berat TV'nin YouTube kanalına girerse yeni kanunlardan çok önce verdiğimiz tavsiyeler var başka programlarımızda. Oralara da bakabilirler. Benim iki tane tavsiyem oluyor her zaman biliyorsun. Birincisi ehil birine gitsinler. Güvendikleri ya da güvenen birilerinin olduğu ehil birine ulaşsınlar. İkincisi evlerinde mutlaka rukiye ayetlerini ya da kendilerine mutlaka rukiye ayetlerini dinlesinler. Kendilerini kontrol etsinler. Evet hocam, bir başka izleyicimiz. Musallata sebep olan şeyler nelerdir demiş hocam. Bunun birçok sebebi var. Bak, faiz yemek musallat sebebi. Zina etmek musallat sebebi. Sonra hakkı olmadığı halde akrabayı talukat içinde miras yoluyla haksız yere edinilen mülk musallat sebebi. Allah'a isyan etmek musallat sebebi. Faiz yemek musallat sebebi. Yani musallatın pek çok sebebi var. Bir tane sebebi yok. Bu nedenle sadece şu musallatın sebebi diyemeyiz. Mühim olan şu, kendisinde musallat olduğunu düşündürecek herhangi bir emare görüyorsa o zaman ne yapacak abi? Rukiye ayetleriyle kendini kontrol edecek. Dediğim gibi az önce detaylı tavsiyede bulunamıyorum. Evet. Ama rukiye ile kendini kontrol edebilir. Şimdi hocam çok doğru yerlere parmak bastınız. Şimdi önümde yine bu tarz bayağı uzun bir soru var hocam. Yine siz Kürşat Berkan olarak hocam deneyiminizle bir cevap verirsiniz. Çünkü hocam soru bayağı sıkıntılı. Bana müsaade ediyormuşum. Evli ve çocuk sahibi birisiyim. Evimde uzun süredir huzursuzluk ve maddi ve manevi sıkıntılar var diyor. Musallat dediler. Bazı uygulamaları yaptık ama işe yaramadı. Evimizde sürekli Kur'an okunduğu halde bizlere dokunuyorlar. Yatağımızı, oturduğumuz yeri sallıyorlar. Ses çıkartıp eşimi, bebeğimi korkutuyorlar demiş hocam. Bu üst bir öte çıkmış artık yani. Hani şimdi şey var ya abi, biz program yapıyoruz ama bizim abarttığımızı düşünenler var ya, bak işte canlı şahidi insanlar hocam, neler yaşıyor. Çok özür diliyorum. İşsizim diyor, eve bağlanmışım, dışarı çıkamıyorum. Madde ve manen çökmüşüm diyor hocam. Tamam, bu kardeşimizde sıkıntı olduğu belli, hatta küçük bebeğine bile tasallut olmaya çalıştılarsa bunun karşılığı eşittir kötü enerji. O Bursa, Ürdün, Yozgat, Ürdün kelimelerinden, harflerinden oluşan, kelimeyi söyleyemiyoruz, kodlayarak söyledim. Bunun olduğu belli. Madem öyle, bu kardeşimiz evinden çıkamıyor ve maddi olarak da çökmüş haldeyim diyor. Kürşat abisi burada, bana ulaşsın. Onun masraflarını ben karşılayacağım. Elimden gelen desteği vermeye hazırım. Bana Instagram'dan ulaşsın. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hocam, 10 yaşında olan oğlum 5 yaşlarındayken tavanlara bakıp anne diye korkarak kaçıyordu. Evde o korkuyla oğlumda kekemelik başladı ve şu an 10 yaşında. Gittikçe arttı kekemeliği, ancak korkuları geçti. Birkaç yere gittik, maalesef fayda göremedik
demiş izleyicimiz. Şimdi bu kardeşimizin, yani küçük yeğenimizin, ben bir sorunu olduğunu şu an için düşünmüyorum. Tabii bakmak lazım net konuşmak için. Lakin Ümmü Sübyan dediğimiz durumlarda annede sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla küçük çocukları bahsi geçen olayda olduğu gibi korkutabiliyorlar. Fakat bu çocukta sıkıntı olduğu anlamına gelmez. Sadece korkuturlar çocuğu. Uykuda korkuturlar. Uyanıkken onunla oyun oynarlar. Hatta bazı insanlar var, izleyicilerimiz arasında varsa yazsın. Küçük çocuğu böyle oyun oynarken görürler. Karşısında biriyle konuşuyordur. Sen bakarsın hani normal oyun oynuyor sanırsın. Sorarsın kızım oğlum kimle konuşuyorsun diye. Abla vardı der. Abla beni oynatıyor der. Bir cin gelir onu oynatmaya. Ama o cin normal şartlarda gelme şansı yok. Nasıl gelir? Annede Ümmü Sübyan vardır. Çocuğa bu şekilde gözükürler. Çocuğa musallat olamazlar. Ben hep bunu savunuyorum. Bazı arkadaşlar benim gibi düşünmüyor. Metafizik uzmanı olanlar. Diyorlar ki hayır Ümmü Sübyan çocuğa da musallat oluyorlar. Ama hayır ben dış musallat olarak kabul. Ama iç musallat olarak çocuğa musallat olacağını kabul etmiyorum ve düşünmüyorum. Kendi tecrübelerime dayanarak. Bu kardeşimizin de annede problem olabilir. Annede Ümmü Sübyan olabilir. Çocuktaki kekemelik için tabii ki tıbbi anlamda bunun desteğini veren yerler var. Gitmiş hocam. Çok fazla fayda görmemiş. 5 yaşında bu olayı yaşadı. Şu an 10 yaşında ve gittikçe de kekemelik olayı artmış. Dediğim gibi destek veren yerler var. Fayda göremedim diyor ama ben şimdi nasıl ona diyeyim şunu yaptı. Çünkü fiziki bir şey. Söylesem evet. Burada bir sıkıntıya gireceğiz. Ama şöyle yapalım yine. Instagram'dan bana ulaşsın. Bir tavsiyede belki bulunabilirim. Ya da birilerine yönlendiririz bilmiyorum. Ama Hazreti Musa'nın kendini de bulabilir. İnternette vardır. Çok etkili olduğunu düşündüğüm, evveli zamanında benim de denediğim, yani birilerine denediğim bir yöntem vardı. Hazreti Musa'nın dili de peltekti biliyorsun. Dili tutulmuştu Tur Dağı'na çıkmadan önce. Orada uyguladığı bir yöntem vardı. Kimseye tavsiyede bulunmuyorum. Hazreti Musa'nın olayını anlatıyorum bak. Yanlış anlaşılmasın. Eyvallah. Hazreti Musa dili tutulduğunda Vahlu lukdeten min lisani. Ey Allah'ım benim dilimi çöz diye yakarışta bulundu. Sonra ben işte bir videoda izlemiştim. Öyle diyeyim. Bir kardeşimiz, başka bir kardeşimizin baş parmağı ağzının içine koymak suretiyle, yani şu baş parmak dilin ortasına gelecek. Bu suretle Vahlu lukdeten min lisani ayetini okumaya devam ediyordu. Tabii bunun sayısı var. İşte tavsiyede bulunamadığımız için söyleyemiyoruz. İnternetten baksınlar. Bunu uygulayabilir. Teşekkür ediyorum hocam. Bir başka izleyicimiz şunu yazmış bize hocam. Yıllardır aynı rüyayı görüyorum. Karanlık bir yerdeyim. Bağırıyorum. Sesim çıkmıyor. Arkamda biri ağzımı kapatıyor. Bir, bu rüya sadece bilinçaltıdır. Ve bilinçaltı onu sürekli alışkanlık haline getirmiştir. Dolayısıyla bunu gördürüyordur. Lucid rüyayı öğrenirse bu ortadan kalkacaktır. İki, bir musallatı vardır. Musallatı onu astrale çekip astralde bu işkenceyi yapıyor olabilir. Üç, aynı rüyayı görüyor ise rüyanın anlamını bulacak ve o rüya ona ne söylemek istiyorsa onu yapacak. O zaman ortadan kalkacaktır. Üç tane yöntem söyledim. Hangisi olduğunu kendisi bulsun. Teşekkür ediyorum hocam. Bir başka izleyicimiz rüyamda bana telepat olduğumu söylüyordu. Biri benim vasıtamla birine ne olduğunu görüyorlardı ve aralıklarla cinleri görüyorum demiş. Felek ve Nas Ayetel Kürsi okuyarak uyanıyorum. Bana bir şey yapmadılar. Zarar veremediler. Şimdi telepatsa cinlerle iş olmaz. Telepat bambaşka bir olay. Ama işin içine cinler de giriyorsa telepat değildir. Cinler onu sadece astrale çekip orada konuşuyor ya da konuşturuyor ya da ona bazı sanrılar yaşatıyor olabilirler. Dolayısıyla bu ayrımı iyi yapmak lazım. Şayet cinlerin böyle bir temessülü olduğunu düşünüyorsa ve bu tekrar ediyorsa uyumadan önce sekizli kilit sistemi dediğimiz ayetel kürsi sistemini kendine uygulasın ve abdestli uyusun sık sık yaşıyorsa bir baksın o zaman oluyor mu? Şayet oluyorsa evet telepattır. Şayet olmuyorsa
demek ki cinlerdendi ve cinler o nur halkasını geçemedi ve bir şey yapamadı diye düşünebiliriz. Hocam bir kadın izleyicimiz eşiyle bir şeylerden şüphelendiler ve bir hoca diyorlar, belki bir metafizik uzmanına gittiler. Eşinde uykusuzluk, kendisinde de huzursuzluk ve geçimsizlik. Küçük şeylerden aralarında atışıyorlar ve bir düşük gebelik sonlandırma gibi bir olay da yaşamışlar hocam. Şöyle bir tavsiyede bulunulmuş. Her gün 6 İhlas, 6 Fatiha, 6 Salli Barik ve bu kadar duaları okuduk. Yalnız bunu bir iki ay yapmışlar hocam ve bırakmışlar. Tekrarı mümkün müdür ve bu olay hakkında Kürşat Hoca'nın görüşü nedir? Şimdi şöyle, maalesef günümüzde yaşadığımız hayat sebebiyle, işte Instagram'ın, TikTok'un, onun bunun çoğalması sebebiyle bilinçaltımızda, zihnimizde bambaşka bir dünya kuruyoruz ama eve döndüğümüzde dünyamız yine bambaşka oluyor. Yani hani bir çok klasik bir söz var ya, hayaller Paris, hayatlar Bağcılar diye biraz öyle, biraz öyle bir durum oluyor. Dolayısıyla bu geçimsizliğin temel sebebinin ne olduğuna bakılırsa bence daha iyi olur. Yani biz niye geçinemiyoruz abi? Neden kavga ediyoruz? Hangi sorunumuz var? O sorun üzerine kavgalarımız devam ediyor. Örnek, hanım bana, hatun bana yatağımı yapmıyor abi. Yorganımı açmıyor. Ya da akşam geliyorum bir önüme bir tas çorba koymuyor abi. Bundan geçimsizliğimiz var. Demek ki sorun kadının yemek yapmaması. Ya da ya abi bu adam hiç elinde bir kere bile eve çiçekle gelmedi. Evet. Ya da ne bileyim kadına çek güzel laf etmedi. O zaman adamın hödüklüğü yani. Bu kardeşler için söylemiyorum tabii. Birincisi sorunun kaynağını bulacağız. Sorunun kaynağını bulduğumuzda o sorun çözülecektir. Amma ve lakin hiçbir sorun yok. Durduk yere etten püften sebeplerden problemler çıkıyor, sorunlar çıkıyor ve bu sorunlar sebebiyle kavga ediyorlar. İşte o zaman hani olur olmadık şeylerden kavga oluyorsa o zaman metafiziki bir problem olduğunu düşünebiliriz. O yaptıkları salli barek felak nas Fatiha okudukları şey bizim muhafazatayın dediğimiz yani genel koruma için okuduğumuz ayetler. Bir musallat durumu varsa bu ayetler daha da güçlendirilmeli. Doğru cümleyi bulayım. Burada da ince bir husus var. Kişilerden yani eşi bunlar kişilerden sadece bir tanesinin kaynaklı sorunlar oluyorsa musallat deriz. Ama ikisinde birden sorunlar teşkil oluyorsa o zaman musallat değil ikisine ya da hanelerine yapılmış bir kötü enerji olabilir. Ya da kendilerinden önceki silsilelerinden kendilerine uzanan bir kötü enerjinin devamı olabilir. Yani öncelikle kendilerini bir kontrol etsinler. Bizim kendi hasletlerimiz sebebiyle mi bunlar meydana geliyor? Yoksa hayır dış etken var da ondan mı meydana geliyor? Evet hocam. Bir başka izleyicimiz, kişi yanındaki varlığı hissedebiliyor ve hatta evet, onu duyabiliyorsa, görmek istediğinde bir şey yapmalı mıdır? Yoksa görmesini istediğinizi anladıklarında kendileri gözükür mü? Şimdi neden yanında bu varlık ona bakmak lazım. Musallatsa böyle bir şeye tenezzül dahi etmesinler. Hayatlarının hatasını yaparlar. Çünkü karşılarındaki varlığın karakterini bilmiyorlar, yapısını bilmiyorlar. Çok güzel bir kadın gibi gözüküp zina yaptırabilir. Çok güzel gibi bir, çok yakışıklı bir erkek olarak gözüküp zina yaptırabilir. Ya da başka günahlar işletebilir. Dolayısıyla musallat sebebiyle yanımızda bir varlık varsa asla onlarla irtibat kurmamalıyız ve onları yanımızdan uzaklaştırmalıyız. Şayet musallat sebebiyle bir varlık değilse, normal şartlarda arkadaş olmak için gelen bir varlıksa görülebilir. Niye görülmesin? Görsün de korkmazsa ki bu vesileyle gelen varlık da zaten kişiyi korkutmaz. Kişinin hayrına yardım eder, arkadaş olmak ister.
Ben bunlarda bir beis görmüyorum. Bazı arkadaşlar hayır kesinlikle olamaz, asla irtibat kurmayın falan diyor ama ben aynı şeyi düşünmüyorum. Onlar da bizim gibi varlık. Eğer bizimle dostane şekilde arkadaş olacaklarsa ben bunda bir beis olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla görebilir de, duyabilir de, konuşabilir de ama helal dairesi içinde olmak şartıyla. Hocam kaç soru daha alacağız? Son 3 soru. Son 3 soru mu hocam? Evet. Peki hocam. Bir başka izleyicimiz, rüyamda kağıtta kötü enerji yapıldığını gördüm ve kağıdı okurken tam yapan kişinin ismini öğreneceğimi hissettim. O sırada arkamdan çok çirkin bir varlık üzerime kaynar su döktü. Bunun ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Şimdi bir kötü enerji bela demektir. Bir varlığın sana saldırması belanın geldiğini haber verir. Bak şu an rüya yorumluyorum. Diğer konusuna geçmedim. Kötü enerji yapılması bela demektir. Bir varlığın sana doğru gelmesi belanın yaklaştığını haber verir. Kaynar su yani sıcaklık, yakıcı bir şey olması belanın ağırlığını ve sana senin içini acıtacak şekilde zarar vereceğini söyler. Peki eğer bu bir rüya ise, normal rüya ise ve anlamı da buysa ne yapacağız? Acilen bir nasuh tövbesi, iki sadaka. Bir nasuh tövbesi, iki sadaka ve en önemlisi, üçüncü madde. Farz namazlarını kaçırmayacağız. Farz namazlarını kaçırmayacağız. Çünkü bak eğer bu bir rüyaysa, haberci rüyaysa, haberci rüyalar hak katından gelen ve bizi uyaran rüyalardır. Daha önceki programlarda bahsettik. Böyle bir rüyaysa bela geliyor güzel kardeşim. Ama Allah bizi o kadar çok seviyor ki ve seni de o kadar çok seviyor ki bak sana haber verdi. Sen bir hata işledin dedi. Senin ailen, senin eşin, senin annen baban bir hata işledi dedi ve size bela geliyor dedi ve sana haber verdi. Çünkü Rabbin seni çok seviyor. Seni çok seven Rabbine yönel diye sana haber verdi. Nasuh tövbesi, sadaka ve farz namazlarıyla bu gelen beladan kurtulabilirsin. Bu rüya kısmıydı. Eğer bu bir rüya ise, başka bir anlamı da şudur. Yine haberci rüyanın başka bir anlamı. Bu bela olarak gördüğümüz, çıkardığımız anlam. Rüya sadece bir anlam taşımaz haberci rüyalar. Başka başka anlamlar da taşır. İkinci anlamı da şudur. Hakikaten bu kardeşimize bir kötü enerji yapılmıştır. Ve haberci rüya ile kendisine kötü enerji yapıldığı haber verilmiştir. Peki ne yapacak? Bir ehil kişi bulacak. O kişiye hakikaten soracak. Bana bir kötü enerji yapıldı mı, yapılmadı diye bakım yaptıracak. Bir başka izleyicimiz, Ayetel Kürsü'yü günde 170 defa okuyorum. Maşallah. Odanın köşe kenarından siyah varlık geliyor. Cin midir? Hüttan mıdır? Kur'an okunan yere şeytan, cin girmez derler. Yok girer, niye girmesin? Niye girmesin ya? Şu oluyor sadece. Sen Allah'ın ayetini okuduğunda orada bir makine çalıştırıyorsun. Makineyi yavaş yavaş çalıştırıyorsun. Sayı yükselttikçe makine hızlanıyor. Aynı bir arabanın motoru gibi. 170 tane okuduğunda makine böyle şak 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 hızlı hızlı çalışıyor. Bu çalışmadan da bir nur hasıl oluyor. Ve o nur gecenin zifiri karanlığında tepende ampul yakman gibi. Sen ampulü yakıyorsun. Etrafındaki başka varlıklar da görüyor. Ya bir dakika şurada sarı bir ampul yanıyor. Nedir bu diye senin yanına geliyor. Sana ilişemez sadece. Yanına gelir. Hatta bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bir olayla taşlandıralım. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduğu, anlattığı meclise şeytan gelmedi mi? Bunun kıssaları yok mu? Bir sürü var. Demek ki Kur'an okunan yere şeytan ve zürriyeti gelebiliyor. Ancak sen bu Kur'an-ı Kerim'in nurunu ağzından yaydıkça, yani okudukça sana ilişemez. Bu kardeşimize bu varlığın gelme sebebi de onun dikkat çektiğin içindir. Ama burada yani şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Başka bir şey söyleyeyim. Neden 170 tane ayet-i kürsü okuyor? Amacı ne? Şayet
ben okuyayım ilmim artsın diye ise metot yanlış. Ayet-i Kürsi okumayacak. Başka bir metodu var ilim için. Bir cin davet edeyim, davet sebebiyle yapayım diyorsa tek başına Ayet-i Kürsi de olmaz. Dediğim gibi bir nur halkası oluşturursunuz. Etrafınıza rahmani varlık gelir. Bak ben her zaman söylüyorum bunu. Rahmani bir varlık gelir. Gelir bakar. Bu Ayet-i Kürsi okuyor 170 tane de. Namaz yok, abdest yok, küfür var. Dedikodu var. Yanlış anlamasın, o kardeşimiz için söylemiyorum. Her şey var. Rahmani varlık geri gider. Ama sen bir kapı açtın, bir tünel açtın onların girebilmesi için. Evet. Kim gelecek? Bu sefer şeytani varlık gelir. O yüzden ne için yapıyorsa 170 tane Ayet-el Kürsi'yi bir cin davet için yapıyorsa vazgeçsin. Başına bela almasın. Sadece ilim için yapacağım diyorsa başka bir şey var, onu yapsın. Yine internette var, bulabilir. Güvenilir kaynaklarda da var. Ama benim tavsiyem, bu kadar çok Ayet-el Kürsi okuyabiliyorsa her akşam, helal olsun ona. Gerçekten helal olsun, samimiyetle söylüyorum. Kendi zikri neyse onu okusun. Bak kendi zikri neyse, yani kendi esması neyse onu okusun. Ha inat etti. Ben illaki Ayet-el Kürsi okuyacağım abi. Ben bundan zevk alıyorum, hoşnut oluyorum. Hiç sıkıntı yok. Devam etsin ama şu şartla. Bir, farz namazlarını kaçırmayacak. İki, yalan konuşmayacak. Üç, kimsenin hakkını yemeyecek. Bunları yapacaksa devam etsin, sıkıntı yok. Çünkü takva olmadan okuduğumuz bu ayeti celileler, bak siyah varlık diyor, bir zaman sonra bizim zararımıza dönüşebilir. Çok fazla haddi aşan bir boyutta okuduğumuz için. Çünkü biz yukarıda kocaman bir ateş yakıyoruz ama altta tencere küçük yav. Tencereyi büyüt önce, sonra ateşi büyütürsün. Teşekkür ediyorum hocam. Son soru. Buyurun. Burada da bir pozitif ayrımcılık yapalım. Bir kadın izleyicimiz, aynı zamanda da bir anne adayı hocam. Biliyorum ilk önce doktor diyeceksiniz hocam ama ben soruyu okuyayım yine. Hı hı. Ben hamileyim ve rahatsızım diyor. Başımda karıncalanma, gezinti, yüksek enerji hissediyorum. Ne yapmam lazım? Şimdi bunu iyiye de yorabiliriz, kötüye de yorabiliriz. İyiye yorabiliriz. Gebe olan kadınlarımızı da bazen, kadınlarımızın bazen melekler etrafında olabiliyor. Doğacak çocuğa melekler de hayran olabiliyor. Çünkü Rabbim yaratanların en güzeli, çok güzel yaratabiliyor. Dolayısıyla melekler hayran olabiliyor. Ve meleklerin o enerjisine biz alışık değiliz. Maruz kalmaya başladığımızda işte bu gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Tam tersi de olabiliyor. İnşallah yoktur. Bu hanımefendide ya da benzeri durumlarda Ümmü Sübyan dediğimiz varlık, kuyruklu pelerinli varlık var ise o da bazen bu tür durumlar yapabiliyor. Peki ne yapsın? Yatsın mesela gece yatağına, kulaklığı taksın, rukiye ayetleri var. Açsın onu, dinlesin. Bedeninde bazı emareler yazar o videoların altında. Varsa kendisinde bir şey olup olmadığını anlar. Eğer bir sıkıntısı varsa o zaman ehil birine gidebilir. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün beni çok yordunuz. Çayda bir tane verdiniz. Şikayetçiyim sizden. Bir daha da programa çıkmayacağım diyor musun? Telafi ederim. Allah razı olsun. Hocam telafi ediyoruz. Rabbim sizden de razı olsun. Hocam inanın önümde şu anda 30-40 civarında soru var. Tamam devam. Sabah gece 3'e kadar buradayız o zaman. İnşallah. Gönül ister ki hepsine yetişelim. Evet. Ama gerçekten yoruluyoruz. Ya bunların içerisinde de hocam 8-10 tane, bir sorunun içerisinde 8-10 tane soru var hocam. Oy oy maşallah maşallah. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, sizlere de tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu programı hep beraber birlikte yapıyoruz. Siz katkı vermezseniz, izlemezseniz, mesaj göndermezseniz biz bu programı yapamayız. Çünkü ihtiyaç da duyulmaz. Öyle değil mi hocam? İzleyicilerimizin bizi takip etmesi bizi her hafta söylüyoruz. Daha da heyecanlandırıyor, daha fazla çalışmamıza vesile oluyor. Noktalıyoruz yayında. Son bir şey söyleyeyim ben. Lütfen hocam. Şöyle bir şey gelmişti ilk sezonda. Şimdi bazı kardeşlerimiz var, destek olmak istiyor bizim programımıza. Tabii ki bu programlar desteklerle yürüyor, reklamlarla yürüyor. Evet. Biz de bunun duyurusunu yapmıştık sponsor olabilirsiniz diye.
Bazı kardeşlerimiz de ya hocam bizim çok esnaf kendisi, tabii esnaflardan bahsediyoruz. Biz esnafız ama hani çok büyük bir firma değiliz, küçük bir firmayız demişlerdi. Bunun önemi yok. Neden önemi yok? Çünkü Berat TV'nin küçük esnaflar için de reklam şeyleri var, çalışmaları var. Evet. Bunun için de işte Berat TV'yi ararsanız ya da bize ulaşır bir telefon numarası bırakırsanız buradaki yetkililerin sizlere ulaşmasını sağlarız. Berat TV küçük esnaf, büyük esnaf diye bakmıyor. Destek olmak isteyen küçük esnaflarımıza karşılıklı destek oluyor. Onların da ismi çıksın, onlar da reklamı yapılsın. Evet. Kendileri de zaten bizim programımıza destek olmak istiyorlarsa bir şekilde irtibat sağlanabilir. Berat TV'nin sağladığı küçük esnaflar için olanaklara da sahip olabilirler. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ve mükemmel bir hatırlatma oldu. Değerli izleyiciler, noktalıyoruz geceyi. Haftaya salı günü saatler 22.10'u gösterdiğinde Kürşat Berkan hocamla birlikte karşınızda olacağız. Hayırlı geceler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.